AYT matematik branş denemelerinden çözümlerimize devam ediyoruz. Yeni bir deneme ile karşınızdayız. Gelin çözümlere başlayalım. A ve B'nin sayma sayıları oldukları söylenmiş. Aynı zamanda A'nın B'ye eşit veya büyük olduğu da burada bize belirtilmiş. Ee, şuradaki çift yönlü ok çekim kuvveti olarak tanıtılmış ve formülü de bize verilmiş arkadaşlar. Alt taraftaki eşitliği kullanarak e, neye ulaşmaya çalışacağız? X ve 2'nin bize vereceği sonuca ulaşmaya çalışacağız. Şimdi sol tarafa baktığımızda iki tarafta da X'i görüyoruz. O zaman hem A'nın hem B'nin yerine X'i yazacağız. Bu bize X çarpı x bölü x eksi x neyi vermiş olur? Faktöriyeli vermiş olur. Eşittir diyorum. Şuradaki 6'yı yazıyorum. Bu sefer de x ve 1 için aynı işlemi uyguluyorum. A'nın yerine x'i, B'nin yerine 1'i koyacağım. Bu durumda üst tarafa yani paya x çarpı 1 gelir. Alt tarafa ise x eksi 1'in neyi gelmiş olacaktır? Faktöriyeli gelmiş olacaktır. Şimdi burayı bir düzenleyelim. Bir kere x çarpı x'ten x kare gelecek ama e, şurada karşı tarafta da x olduğu için biz bunları ne yapabiliriz? Şöyle sadeleştirebiliriz. Üst tarafta sadece ne kalmış olur? X kalmış olur. Alt tarafta x eksi x sıfır vereceği için sıfır faktörü elden 1'i elde ederiz. Karşı tarafa ise burada sadece 1 kaldığı için ve 6 ile çarpılacağı için 6 bölü ne gelmiş olur? x eksi 1 faktöriyel gelmiş olur. İçler dışlar çarpımını dikkatlice yaparsak 6 eşittir x çarpı x eksi 1 faktöriyeli elde etmiş oluruz. Aslında sağ tarafta güzel bir şey yakaladığımızı söyleyebiliriz. x ile x eksi 1 faktöriyelin çarpımı bize neyi verecektir? x faktöriyelin kendisini verecektir. Bu durumda x faktöriyelin 6'ya eşit olması gerekir. Neyin faktöriyeli 6'dır diye düşündüğümüzde x 3 olarak belirlenmiş olur. Şimdi X 3 olarak belirledik. Şuradaki işlemi yapacağız. 3 şöyle çift yönlü ok 2 yazıyorum. Hemen üstteki eşitliğimi kullanacağım. A yerine 3 B yerine 2 gelecek. Bu bana 3 çarpı 2 bölü 3 eksi 2 faktöriyeli vermiş olur. 3 kere 2 6 yapar. Alt taraf 1 faktöriyelden 1 gelir. 6 bölü 1 bize 6'yı verir. Doğru cevabımızın A şıkkı olması gerekir. İdil'in sayı doğrusu üzerinde belirlediği sayıları bir dikkatlice yerleştirelim. Ee, en küçük sayımızın zaten eksi 22 olduğunu biliyoruz. En büyük sayımız da 18 olarak gelmiş. Bir de ortanca sayı bulmamız gerekiyor. Onun da x olduğunu düşünelim. Bunları yerleştirdikten sonra ikili ikili gruplayıp aralarındaki uzaklıklara bakacağız. Zaten burada maksimum uzaklık 18 ile eksi 22 arasındaki uzaklık olarak gelecektir. Bu da 18 eksi eksi 22'den yani 18 artı 22'den kaç olarak bulunmuş olur? 40 olarak bulunmuş olur. Biz bir x ile eksi 22 arası uzaklığı hesaplayacağız. Bir de 18 ile x arası uzaklığı hesaplayacağız. E zaten 40'ı bulmuştuk. Onu da şöyle yazmış olalım. Şimdi bu uzaklıkları hesapladığımızda bunlardan ikisi 2 ve 3 ile orantılı geliyormuş. Orantılı dediğinde doğru orantı anlarız. Ve bu uzaklıkları 2 ve 3 ile orantılı oldukları için 2 m bir de 3M gibi düşünürüz arkadaşlar. E şu olabilir. Belki buradaki 3M 40'a eşittir. Ama 3M 40 olsun dediğimizde M'miz 40 bölü 3 gelir. 2M'miz de 80 bölü 3 gelir. Tam sayı gelmez. Oysa ki buradaki tüm değerler tam sayıymış. Ama bu şekilde gittiğimizde X'imiz tam sayı gelmeyecektir. Bunu söylemiş olalım. Demek ki 3M'yi 40'a eşit alamayız. Peki 2M'miz 40 olabilir mi? Bunu bir düşünelim. 2M 40 sa M1 tam sayı olarak gelir. M'miz 20 olarak gelecektir. Ama M20 ise... 3M 3 kere 20'den 60 gelmiştir. Yani ya X eksi eksi 22'nin daha doğrusu x ve eksi 22 arasındaki mesafenin ya da 18 eksi x'in yani 18 ve x arasındaki mesafenin bize 60'ı vermesi gerekir. Oysa ki buradaki maksimum uzaklık 40 olduğu için 60'a da ulaşamayacağımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman tek seçenek şu ikisinden birinin 2k olduğu diğerinde 3k olduğudur. Yani burada 40 2 kye de 3 kye de eşit değildir. Biz burayı 2 k aldığımızda burası 3k gelecektir arkadaşlar. Bu durumda 2 k 3 k daha 5k yapar. 5k alt tarafta hesapladığımız 40'a eşittir. k'miz 40 bölü 5'ten 8 olarak gelecektir. k 8 ise 3K'miz 3 kere 8'den 24 yapar. Eksi 22'ye 24 ekleyince X'imizi artı 2 olarak bulmuş oluruz. Tabii ki şu da olabilir. Aynı mantıkla tekrar burayı düzenlediğimizde buraya eksi 22'yi buraya da 18'i işaretlersek 3K ve 2 k yer değiştirebilir. Yani şurayı X olarak alırız. Burası 2K. Burası ne gelebilir? 3K gelebilir. Yine 2K, 3K toplamı bize neyi verecektir? 40'ı. Yani 5 tane K'nin 40 geldiğini, K'mizin de burada 40 bölü 5'ten 8 olacağını görmüş oluruz. 3 K'miz 3 kere 8'den 24 yapar. 18'den 24 geriye geldiğimizde X'imizi bu sefer eksi 6 olarak bulmuş oluruz. O zaman X için 2 değer belirledik. Bir tanesi 2 gelmiş oldu, bir diğeri eksi 6 gelmiş oldu. Bunların toplamı sorulmuş. İkisinin toplamı eksi 4 yapar. Doğru cevabımızın burada E şıkkı gelmesi gerekir. X ve Y birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere. E, aynı zamanda her bir durumda bize verilen k değeri de pozitif tam sayı olmak üzere bu değerlerden hangileri 2 üzeri x çarpı x eşittir 2 üzeri y denkleminde x yerine yazılırsa tüm k değerleri için bir y değeri bulunabilir diye sorulmuş arkadaşlar e, x'in de y'nin de pozitif tam sayılar olduğunu unutmayacağız. Buna göre incelemeye çalışacağız. Ben öncelikle şuradaki eşitliği biraz düzenlemek istiyorum. 2 üzeri x çarpı x bize neyi veriyor? 2 üzeri y'yi. Her tarafı 2 2 üzeri x ile şöyle oranladığımızı düşünelim arkadaşlar. Bakın 2 üzeri x'ler gider. Bizim x değerimiz 2 üzeri y bölü 2 üzeri x. Yani 2 üzeri y eksi x olarak gelecektir. Mesela burada x yerine 2k'yi bir yazalım. x yerine 2k ye yazdığımızda 2k eşittir. 2 üzeri y eksi ne gelmiş olur? 2k gelmiş olur. Hani tüm k değerleri için diyor ya k de pozitif tam sayı ya. Bir pozitif tam sayı kullanayım. Mesela 3'ü kullanayım burada. k ye yerine 3 verdiğimde 2 kere 3'ten burası 6 gelir. 6 eşittir. 2 üzeri y eksi 6 olur mu? Aslında böyle bir y değerini bulabiliriz. Logaritmadan da yakalayabiliriz. Ama bakın burada y bir tam sayı. 6 da bir tam sayı. Farklarını aldığımızda bir tam sayı gelir. 2'nin bir tam sayı kuvveti bize 6'yı vermez. Zaten 2'nin karesi 4, 2'nin küpü 8, 6'yı atladık. Tek tek tam sayılarımızı arttırdık. Bakın 2'nin karesi 2'yi kullandık 4. 2'nin küpü 3'ü kullandık 8. Bitti 6'ya ulaşma şansımız yok. Demek ki 2'nin herhangi bir tam sayı kuvveti bize 6'yı vermeyeceği için k3 için bir y değeri bulamamış olduk. O zaman tüm k değerleri için bu sağlanmayacaktır. Birinci ne yapmış oluruz? Elemiş oluruz. Aynı mantıkla burada üçüncüyü inceleyebiliriz. O da burada bize istediğimizi vermeyecektir. X yerine 4K yazdığımızda 4K eşittir. 2 üzeri Y eksi 4K gelir. K'ye 3 verdiğimizde 12 eşittir. 2 üzeri Y eksi 12 olur. Yine 2'nin herhangi bir tam sayı kuvveti 12 gelmeyeceği için üçüncü de bize istediğimizi vermez. O zaman gelin biz burada şu ikinciyi ne yapmış olalım? Denemiş olalım x eşittir 2 üzeri y eksi x'ti. x yerine 2 üzeri k yazıyorum. 2 üzeri k eşittir 2 üzeri y eksi 2 üzeri k gelmiş oldu. Şimdi şuna dikkat edin. Sol tarafta 2'nin bir pozitif tam sayı kuvveti var. Sağ tarafta 2'nin bir pozitif tam sayı kuvveti yine bir pozitif tam sayı gelecektir. Y de pozitif tam sayı. İkisinin farkını aldığımızda yine bir tam sayı gelir. Yani sağ tarafta da 2'nin bir tam sayı kuvvetini, sol tarafta da 2'nin bir tam sayı kuvvetini elde ettik. K'nin pozitif olduğunu biliyoruz. Burada 2 üzeri k var ama y'yi öyle bir sayı seçeriz ki y'den 2 üzeri k'yi çıkarttığımızda yine buradaki k'yi ne yapabiliriz? Elde edebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla burası bize istediğimizi verecektir. Önemli olan o kuvvetlerimizin işte tam sayı formatında gelmiş olmasıdır arkadaşlar. O zaman ikinci burada bize istediğimizi verir. Doğru cevabımızın da e şıkkı yalnız 2 olması gerekir. Ayakkabı numarasını A olarak aldığımızda ayakkabının uzunluğunun A eksi kare kök A şeklinde geleceği söylenmiş. E, elimizde numaraları farkı 11 olan iki tane ayakkabımız var. O zaman birinin numarasını X olarak alalım. Bir diğerinin numarası da X artı 11 olarak gelmiş olsun. Hemen ayakkabı uzunluğunu bir hesaplayalım. A gördüğümüz yere X yazdığımızda X eksi kare kök X gelmiş olur. A gördüğümüz yere x artı 11 yazdığımızda x artı 11 eksi Karekök içinde x artı 11 gelmiş olur arkadaşlar. İşte bu ikisi arasındaki farkında ne olduğunu biliyoruz, 10 olduğunu biliyoruz. O zaman üsttekine 10 eklediğimizde alttakine ulaşmamız gerekir. Yani x eksi karekök x artı 10 bizi neye götürecektir? X artı 11 eksi karekök içinde. X artı 11'e götürecektir. Ne yapalım burada? Bir kere şu X'ler birbirini ne yapmış olacak? Yöle götürmüş olacak. Onu sağ tarafa gönderdiğimizde eksi kare kök X eşittir. 11 eksi 10'dan 1 eksi kare kök içinde X artı 11 gelmiş olur. Her tarafı eksiyle çarptığımızda karekök X eşittir. Eksi 1 artı kare kök içinde X artı 11 gelir. Onu biz karekök içinde X artı 11 eksi 1 olarak yazabiliriz. İki tarafın karesini aldığımızda burası bize neyi verecektir? X'i verecektir. Karşı tarafta birincinin karesinden X artı 11 gelmiş olur. 2 çarpı birinci çarpı ikinci yazdığımızda iki tane kare kök içinde X artı 11'in geldiğini görüyoruz. Birin karesinden de 1'e ulaşmış oluruz arkadaşlar. Bakın X'ler yine birbirini götürmüş olur. 11 bir daha kaç yapar? 12 yapar. Şuradaki eksi 2 tane kök içinde X artı 11'i de sol tarafa gönderdiğimizde burası 2 kök içinde X artı 11 olarak gelir. Her tarafı 2 2'ye böldüğümüzde kök içinde x artı 11 12 2'den 6 gelir. Her tarafın karesini aldığımızda x artı 11 36 x'imiz de 36 x'i 11'den 25 olarak gelecektir. E, x'i 25 bulduk demek ki numaralardan bir tanesi 25'miş diğeri de 25 artı 11'den 36 olarak gelecektir. Bunların toplamı 61 yapar. Doğru cevabımızın d şıkkı 61 gelmesi gerekir. ABC birer sayma sayısı olmak üzere ABC ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Buradaki ifadelere baktığımızda hep olabilirin kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Yani kesinlikle olur, her zaman doğrudur demiyor. Olabilir dediği için buradaki durumları sağlayan sadece bir durum bile yakalamış olsak bu bize neyi verecektir? İstediğimizi verecektir. Bunlara bir odaklanalım. Mesela burada şu ikinci benim dikkatimi çekiyor. A eşittir B çarpı C ise ekok BC A'ya eşit olabilir demiş. Buna uygun bir tane bile örnek versek istediğimize ulaşmış oluruz. Olabilirliği yakalamış oluruz arkadaşlar. Burada B ile C'nin çarpımı bana aralarında asal sayıları hatırlattı. Şimdi A eşittir B çarpı C dediğimizde mesela B'yi 4 C'yi 7 olarak alsak bunlar aralarında asal sayılar olarak gelmiş olur. E i̇kisinin çarpımı bize kaçı verecektir? 28'i. Aynı zamanda yan tarafa geçtiğimizde B'ye 4 C'ye 7 yazdığımızda 4 ve 7 aralarında asal sayılarının ekoku ikisinin çarpımı 28 gelir. E burada da A dediği için ve biz de A'yı 28 bulduğumuz için ikinci de olabilirliği elde ettiğimizi görüyoruz arkadaşlar. Her zaman olacak bir durum değil ama olabilir dediği için bir durum yakalamak bizim için yeterli olmuştur. Ben birincide de aynı mantıkla sayısal bir örnek vermek istiyorum. A eşittir B C ise demiş. Gelin biz burada B'yi 8 olarak C'yi 6 olarak alalım. A'mız da B eksi C'den 8 6 yani 2 olarak gelsin. Sağ tarafta bunu yakalayacak mıyız ona bir bakalım. EBOB bob BC A olabilir demiş. E bakın biz B'ye 8 vermiştik. C'ye 6 vermiştik. Bunların EBOB'u 2 gelir. A da 2 olduğu için bu da bize istediğimiz vermiştir. Burada da olabilirliği ne yapmış olduk? Göstermiş olduk. Şimdi üçüncüyü inceleyeceğiz. E bakalım burası bize neyi verecek? Burada da A eşittir B artı C ise ekok BCA olabilir demiş. Ben burada şöyle bir yöntem izlemek istiyorum. Mesela R ve N sayıları aralarında asal olmak üzere ve bunlar pozitif tam sayı olmak üzere. M de pozitif tam sayı olmak üzere olmak üzere B ve C sayılarının EBOB'ları M olarak gelsin. Yani şunu söylüyorum. Mesela biz burada B ve C'nin EBOB'unu M olarak bulduk ya. R ve N'yi de niye verdim ben size? B'miz R ile M'nin çarpımı olsun. C'mizde N ile M'nin çarpımı olarak gelsin arkadaşlar. Şimdi burada M ikisinin EBOB'u diğerleri de aralarında asal olduğu için bu formatta bunları ne yapmış oldum? Yazmış oldum. R ve N'nin aralarında asal olduğunu unutmayalım. Bunun üzerinden yorum yapmaya çalışacağız. Peki bu durumda B ile C'nin toplamı A'ymış ya. A'yı hemen bulalım. Bunları taraf tarafa topladığımızda B artı C gelir. Bu bize A'yı verecektir. Ben bunları topladığımda M parantezinde R artı N'nin geldiğini söyleyebilirim. Karşı tarafta ise B ve C'nin ekoku A olabilir demiş. Şimdi hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Ben B sayısını R çarpı M gibi düşündüm. C sayısında da N çarpı M gibi düşündüm. Zaten bunların ebopları M idi. Burada M'yi yazdığımda burası R, burası N'yi verir. Artık bunlar aralarında asal olduğu için başka ortak bölen gelmez. Ben buraya R'yi yazarım. Bir gelir. Burası N'dir. N'yi yazdığımda yine bir gelmiş olur. Şunların çarpımı da bana ekoku verecektir. Bu durumda ekok M çarpı R çarpı N olarak gelmiştir. Bunun da A olabileceği söylenmiş. O zaman A eşittir M çarpı R çarpı N gelir. Bakın ben bu tarafta A'yı M çarpı R artı ne buldum. Bu tarafta ise A'yı M çarpı R çarpı ne buldum. Her birinin pozitif tam sayı olduğunu biliyorum. Çünkü ABC'miz zaten birer sayma sayısı olarak verilmişti. Peki bunlar birbirine eşit olabilir mi? Ona bir bakalım. M çarpı R artı N eşittir. M çarpı R çarpı N dedik. Şimdi bunlar pozitif tam sayıya bunları ne yapmış olduk? Şöyle sadeleştirmiş olduk. R artı N eşittir. R çarpı N olur mu? Buna sayısal bir örnek bulabilir miyiz? Bence şöyle yapalım. Şuradaki N'yi karşıya gönderelim. R eşittir. R çarpı çarpı n eksi n gelsin. Burası n çarpı r eksi 1'i bize ne yapmış olacaktır? Vermiş olacaktır. O zaman r'miz aslında ne gelmiş olur? n çarpı r eksi 1 gelmiş olur. Her tarafı r eksi 1'e bölersem ya da r eksi 1'i bu tarafa gönderirsem r bölü r eksi 1'in ne geldiğini görüyorum? n geldiğini görüyorum. E n dediğim pozitif tam sayıydı. r'yi bir eksiğine böleceğim. R de pozitif tam sayı 1 çıkarttım. Oradan da pozitif bir tam sayı gelecek ve ben neyi elde etmeye çalışacağım? n pozitif tam sayısını elde etmeye çalışacağım. E bakın Şimdi bu R ve R-1 yani ardışık pozitif tam sayılar hep arasında asaldır ya ben burada kesinlikle bir ne elde edemem pozitif tam sayı elde edemem. Mesela R'ye 5 verin 5 bölü 4. 4 verin 4 bölü 3. 3 verin 3 bölü 2 gibi e, baktığımda ya da daha yukarılara gittiğimde asla bir tam sayı gelmez. Bu durum sadece 2 bölü 1'de gerçekleşir. Yani R-1 1 olursa bu durumda R'miz de 2 olarak gelecektir. Ki bu durumda 2 bölü 1'den N'miz de kaç bulmuş oluruz? 2 bulmuş oluruz. Yani buradaki eşitlik sadece R'nin de 2, N'nin de 2 olduğu durumda gerçekleşiyor. Ama biz demiştik ki R ve N aralarında asal demiştik. 2 ve 2 aralarında asal değildir. Zaten 1 dışında 2 de bunların ortak bölündür. Dolayısıyla burada istediğimize ulaşamadığımızı görüyoruz. Sadece ikisine de 2 iki verdiğimizde bu durum sağlandı. Ama onu da veremeyeceğimizi zaten en başta söylemiştik. Aralarında asal olmaları gerekirdi. O zaman 3. bize istediğimizi vermemiştir. Bize bunu veren bir tane bile bir durum bulamadık arkadaşlar. Bu durumda 1 ve 2 doğrudur. Doğru cevabımızın B şıkkı gelmesi gerekir sorumuzda her biri boş küme olmayan ABC kümelerinden bahsedilmiş aynı zamanda evrensel kümenin eleman sayısının C kümesinin eleman sayısından fazla olduğu söylenmiş arkadaşlar. Şu alt tarafta da A alt kümedir, B alt kümedir, C diyor. Tabi burada şuna dikkat edeceğiz. A, B'nin alt kümesi ama A ve B birbirine eşit olan kümeler olabilir. Çünkü her küme kendisinin alt kümesidir. Dolayısıyla A ve B kümeleri birbirine eşitse biz A alt küme B'de yazabiliriz. B alt küme A'da yazabiliriz. Ama tabii ki burada A, B'nin alt kümesidir. B'nin A'dan daha fazla, daha farklı elemanı da olabilir. Aynı mantık B ve C için de geçerli. O zaman şunu söyleyelim. Burada A, B, C aslında birbirine eşit olan kümeler olabilir. Yani aslında hepsi tek bir kümeyi bize verebilir. Buna dikkat edelim. Ama ben yine de şöyle yapacağım. Şöyle A kümesini göstermek istiyorum. Bu A kümesi gelsin. Şöyle çevreleyeceğim. Burada hangi kümeyi göstereceğim? B kümesini. Şurayı çevreliyorum. Burası bana ne kümesini verecek? C kümesini. Şöyle çevrelediğimde ise bu sefer evrensel kümeyi elde etmiş olacağım. Burada şu benim için çok önemli. Her biri boş kümeden farklı dediği için A kümesinin içinde kesinlikle eleman olmalıdır. A, B'ye, B, C'ye eşit bile olsa o kırmızı bölgedeki elemanlar her birinin elemanı olarak gelecektir. Bunun dışında evrensel kümenin eleman sayısı C'nin eleman sayısından fazla olduğu için... ...şu yeşille taradığım bölgede de kesinlikle eleman olmalıdır. O fazlalık buradaki yeşil bölgeden gelecektir arkadaşlar. Bunun dışında e, şu morla taradığım bölgede bölgeye bir bakalım. Bir de siyahla tarayacağım bölgeye bakalım. A'nın B'ye eşit olması, B'nin C'ye eşit olması, A'nın B'den farklı olması ama B'nin C'ye eşit olması gibi durumlarda bu siyah ve mor bölgelerde eleman bulunmayabilir. Mesela A, B ve C birbirine eşit olsa kırmızı bölgede ve yeşil bölgede eleman bulunur ama siyah ve mor bölgelerde eleman bulunmaz. B, C'ye eşit olsa mor bölgede eleman bulunmaz. B, A'dan farklı olsa siyah bölgede de eleman bulunur. Ama burada kırmızı ve yeşil bölgelerinde kesinlikle eleman bulunacak. Bunu söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi inceliyoruz. Diyor ki verilen kümelerden hangileri boş küme olabilir? A'nın tümleyeni kesişim B demiş. Şimdi A'nın tümleyeni deyince A'nın dışını alacağız ve bunu B ile kesiştireceğiz. Bu B ile A arasında kalan şu anda da siyahla taramaya devam ettim. Siyah bölgeyi bana verecektir. Az önce söylediğim gibi siyaha taradığım bu bölge Ve hemen üstündeki mora taradığım bölge Boş küme olabilir demiştim Yani burası boş küme olabilir arkadaşlar Devam ediyorum C'den A'yı çıkart bunun tümleyenini al demiş C'den A'yı çıkarttık C'den A'yı çıkartınca siyah ve morla gösterdiğim kısım kalır Bunun tümleyeni dediğimde Siyah ve mor bölgelerin dışındaki Yeşil ve kırmızı bölgeler gelecek e Yeşil ve kırmızı bölgelerde kesinlikle eleman olacağı için Buranın boş küme gelme şansı yoktur arkadaşlar Üçüncüye bakıyorum B'nin tümleyeninden C ile A'nın birleşimini çıkart demiş. Zaten C, A'yı kapsadığı için birbirlerine eşit bile olsalar biz bu birleşimi C ile gösterebiliriz. B'nin tümleyeni dediğimizde ise mor bölge ile yeşil bölge gelir. Mor bölge ve yeşil bölgeden C'yi çıkarttığımızda yeşil illaki kalacak. E yeşil bölgede de kesinlikle eleman olduğu için bunun da boş küme gelme şansı olmaz. Baktığımızda yalnız bir boş küme olabilir. Doğru cevabımızın A şıkkı olması gerekir. G fonksiyonunun kuralına bir bakmak istiyorum. G fonksiyonu dik koordinat düzleminde m virgül m noktasının y eşittir m doğrusuna olan en kısa uzaklığı olarak bize verilmiş. Ve ilk olarak g4'ü hesaplamamız istenmiş. G4 dediğimizde neye bakacağız? 4 virgül f4 noktasının y eşittir 4 doğrusuna en kısa uzaklığına bakacağız. Öncelikle y eşittir 4 doğrusunu şöyle tırtıklı bir şekilde çizdiğimizi düşünelim. 4 virgül f4 noktası işte şu maviyle çevrelediğim nokta olarak gelecektir. F'te 4 verdiğimizde F4'ü yakalamış oluruz. Bunun bu yeşil doğruya uzaklığı şu aradaki 2 birim olarak gelir. Yani G4 bize kaçı vermiştir? 2'yi. Biz bunu F'te yazdığımızda şimdi bizim F2'yi bulmamız gerekir. F2'yi doğrudan bulacağız. Kırmızı grafik F'e ait. F'te 2 verdiğimizde kaçın geldiğini görüyoruz? 1'in. Yani burası 1 olarak gelir. Bulduğumuz bu 1'i son olarak şu en soldaki G'nin içine yazmamız gerekir. Yani burada bizden istenen G1'dir. Hemen burayı bir temizleyelim. Şimdi G1 dediğimizde neye bakmamız gerekiyor? Öncelikle Y eşittir 1 doğrusunu bir çizmemiz gerekiyor. Y eşittir 1 doğrusunu şöyle çizdiğimizi düşünelim. Şimdi 1 virgül F1 noktasına bakacağız. F1 ne olarak gelmiş? 4 olarak gelmiş. Bakın F'te 1 yazdığımızda 4'e ulaştığımızı görüyoruz. Şu maviyle ile çevrelediğim nokta 1 virgül F1 noktasıdır. Bunun biz az önce çizdiğimiz Y eşittir 1 doğrusuna uzaklığını arıyoruz. Şu siyahla çizdiğim 1, 2, 3 birim. Bana aradığım cevabı 3 olarak ne yapmış olacaktır? Vermiş olacaktır. Doğru cevabımızın burada D şıkkı gelmesi gerekir. A'nın ve B'nin birer pozitif tam sayı olduğu söylenmiş. Aynı zamanda A birden büyük olarak verilmiş. Biri sol tarafa attığımızda ne gelecektir? A-1 büyüktür, sıfır gelecektir. Demek ki A-1 de sıfırdan büyük olan bir pozitif tam sayı olarak gelmiştir. A sayısını tek sayı olarak aldığımızda ...eşitsizliği sağlayan 12 farklı tam sayının olduğu söylenmiş. Şimdi A'yı tek sayı aldık. O zaman şuradaki kuvvetimiz tek gelir. E, A-1 yani tek sayıdan 1 çıkınca çift sayı elde edeceğimiz için... ...burası da çift kuvvet olarak gelecektir. Eşitsizliği çözmek için pay ve paydayı sıfırlayan değerlere bir bakalım... Paydayı sıfırlayan x değerinin ne geldiğini söyleyebiliriz. B eksi 1 geldiğini söyleyebiliriz. Payı sıfırlayan değerlere baktığımızda ise x eksi b'yi sıfır eşitlersek x'imiz b olarak gelir. x artı b'yi sıfır eşitlersek x'imiz eksi b olarak gelecektir. Şimdi b'yi eksi b'yi ve b eksi 1'i bulduk. b'miz pozitif olduğu için eksi b'miz negatiftir. Yani burada en küçük değer eksi b olarak gelmiştir. Hemen şuraya eksi b'yi yazıyorum. b eksi 1 de b'den 1 küçük olduğu için buraya b eksi 1'i yazarız. Buraya da neyi yazmamız gerekir? b'yi yazmamız gerekir. Şimdi burada a eksi 1 çift Sayı olduğu için b olarak bulduğumuz kök çift katlı köktür. Onu ben şöyle göstermek istiyorum. 0 eşitlik olduğu için içinde dolu yaptım. Eksi b tek katlı kök gelecektir. B eksi bir paydayı sıfırladığı için onun için ne yapabiliriz? Boş alabiliriz. Baktığımızda x eksi B'de hani çift kuvvetimizi aldık. E, x'in en büyük kuvvetinin katsayısı pozitif gelir. E, x artı b'nin ancu kuvvetini aldığımızda da x'in en büyük kuvvetinin katsayısı pozitif gelir. Alt tarafta da x'in katsayısı pozitif olduğu için biz burada pozitifle yani artı ile başlarız. Çift katlı kök artı eksi artı diye. Devam etmiş oluruz. Sıfıra eşit veya küçük olduğumuz yerlere baktığımızda eksi B'den B eksi 1'e kadar geliyoruz. Bir de şuradaki çift katlı kökümüzü alabileceğimizi görüyoruz. Toplam 12 tane tam sayı gelecek. Ee, eksi B'nin de B eksi 1'in de tam sayı olduğunu biliyoruz. Şimdi şunu söyleyelim. Bir kere burada B tam sayısı var. B tam sayısı bize bir tane tam sayıyı veriyor. Şu negatif olduğumuz yere baktığımızda ise eksi B'den başlıyoruz. B eksi 1'e eşitlik olmadığı için B eksi 2'ye kadar gidiyoruz. Belli ki buradan da 11 tane tam sayı gelecek ki 11 buradan 1 buradan 12 tane tam sayıyı elde etmiş olalım. Peki buradaki tam sayı dedin nasıl bulacağız? Zaten 1 1 artıyor. Mesela eksi 10 eksi 9 diye ee, ileriye kadar gitmiş. Şuradaki son terim B eksi 2'den ilk terim eksi B'yi ne yapacağız? Çıkartacağız. Terim sayısı bulacağımız için 1 ekleyeceğiz. Bu da bize kaçı vermeli o zaman? 11'i. Buradan B eksi 2 artı B artı 1 bize 11 vermeli. Buradan 2B-1 eşittir 11'den 2B-12, B 6 olarak gelmeli arkadaşlar. B'yi 6 olarak bulduk. Şimdi diyor ki A sayısının çift sayı olduğu durumda eşitsizliği sağlayan tüm tam sayıların çarpımı kaçtır diyor. Şimdi A çift sayı olduğunda çift katlı kökümüzle tek katlı kökümüz değişecek. Paydayı sıfırlayan B eksi 1'de zaten bir değişiklik yok. Üst taraftakilere bakıyoruz. Biz burada B'yi çift katlı almıştık. Bunu tek katlı alacağız. Eksi B'yi tek katlı almıştık. Bunu da çift katlı almamız gerekiyor. Hemen tablomuzu oluşturduk. B'miz 6 olduğu için buraya eksi 6. 6 1'den buraya 5. Buraya da doğru buradan 6'yı yazdık. Burası tek katlı kök geldi. Burası çift katlı kök geldi. Burası zaten paydayı sıfırladığı için bunu almıyoruz arkadaşlar. Yine artı ile başladık. Eksi dedik. Artı dedik. Artı diye devam ettik. Küçük eşit sıfır olduğumuz yerleri aradığımızı biliyoruz. Bu durumda sıfır eşitlikten bir kere eksi 6'yı almamız gerekir. 5, 6 var burada. Biz tam sayılar aradığımız için bakın 5'te eşitlik yok. Zaten bir de sadece buradan neyi alabiliriz? 6'yı alabiliriz. Demek ki 5'i almadık. Bir de kaçı almış olduk? 6'yı almış olduk. O zaman bizim çözüm kümemizde eşitsizliğimizi sağlayan değer değerlerde bulunan tam sayılar eksi 6 ve 6 olarak gelmiştir. Bakın 5'ten 6'ya kadar olan değerler de var ama orada başka bir tam sayı yok. Bu iki değerin işte neyi soruluyor bize? Çarpımı soruluyor. Eksi 6 ile 6'nın çarpımı eksi 36 yapar. Doğru cevabımızın burada E şıkkı gelmesi gerekir. Z karmaşık sayımızı x artı yi olarak aldığımızı düşünelim. Reel kısmı x olarak, imajiner kısmı da y olarak gelmiş olsun. Şurada reel kısımla imajiner kısmın toplamının 8 olduğu söylenmiş bu x ile y'nin toplamını bize 8 olarak verecektir. Alt tarafta eşlenikten bahsedilmiş z'miz x artı y'i ise z'nin eşleniği x eksi y'i olarak gelecektir. Burada reel kısım x'tir, imajiner kısım eksi y'dir. Şimdi z'nin reel kısmını aldık yani neyi almış olduk? x'i. E, ee, eşleniğin imajiner kısmı eksi y ye geldi. Eşittir. Eşleniğin reel kısmı yine x gelmiş oldu. Z'nin imajiner kısmını aldığımızda da y'nin geldiğini biliyoruz arkadaşlar. Şimdi z karmaşık sayı sayısının reel kısmının alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. Yani burada x'lerimizin alabileceği değerlerin sorulduğunu görüyoruz. Ben şuradan y'yi çekmek istiyorum. Y'nin 8 eksi x geldiğini görüyorum. Hemen burada y ye gördüğüm yere 8 eksi x yazacağım. x eksi 8 eksi x eşittir x çarpı 8 eksi x'i elde etmiş olacağım. Düzenlediğimde x eksi 8 artı x eşittir. 8x eksi x kare gelecektir. Hepsini aynı tarafa topladığımızda x kare x buradan x buradan eksi 8x buradan. Yani 2x eksi 8x'ten eksi 6x bir de buradan eksi 8 eşittir 0 elde edilmiş olur. Burada z karmaşık sayısının reel kısmının alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. E, bu değerler bu denklemin kökleridir. Bunlara x1 ve x2 dersek aslında burada x1 ile x2 toplamını aradığımızı söyleyebiliriz. İkinci dereceden bir denklemde kökler toplamını arıyoruz. Eksi b bölü a ile buluruz. Eksi yazdık. B'miz x'in kas eksi 6 gelir. A'mız x karenin kas sayısından 1'dir. Bu oran bize 6'yı verir. Doğru cevabımızın a şıkkı 6 olması gerekir soru daha öncelikle bize verilen örneğe bir bakalım. Şurada yazan A sayısının 1, 2, 3 birim solunda 3 yazdığı için 3 ile 3'ü çarpıp burada yazmışız. Devam ediyorum. A sayısının 1, 2 birim sağında 4 yazdığı için 2 ile de 4'ü çarpıp buraya yazmışız. İkisinin toplamı da bize neyi götürmüş? A'ya götürmüş arkadaşlar. İşte A sayısını bu şekilde hesaplıyoruz. Aynı mantıkla alt tarafta Y'yi ve X kareyi hesaplamaya çalışacağız. Önce Y'ye bir bakalım. Y'nin 1 bir birim solunda X olduğu için y eşittir 1 çarpı x diyorum. Artı y'nin 1, 2, 3 birim sağında 4 olduğu için bir de buna 3 kere 4'ü ekliyorum. Bu da y'yi bana x artı 12 olarak vermiş oluyor arkadaşlar. Şimdi burayı bir temizleyelim. Bir de x kare için aynı işlemi yapalım. x karenin 1, 2, 3 birim solunda x olduğu için x kare eşittir 3 çarpı x dedik artı bir birim sağında 4 olduğu için bir de 1 çarpı 4'ü ekliyoruz. Bu durumda x karemiz 3x artı 4 olarak gelecektir. Hepsini aynı tarafa toparlarsak x kare eksi 3x eksi 4 eşittir 0 gelir. E burada x eksi 4 çarpı x artı 1 eşittir 0 elde etmiş oluruz. Burayı sıfırlayan x değerlerinden bir tanesi 4 bir diğeri ise eksi 1 olarak gelir. Peki bizim y'miz neye eşitti? x artı 12'ye. x'i 4 alırsak y'miz 4 artı 12'den 16 gelir. x'i eksi 1 alırsak y'miz eksi 1 artı 12'den 11 gelecektir. Y'nin alabileceği değerler toplamı bize sorulmuştur. Biri 16 diğeri 11'dir. Toplamları 27 yapar. Doğru cevabımızın e şıkkı gelmesi gerekir. Dik koordinat düzleminde FGH fonksiyonları ve bunların görselleri olduğuna inandığımız 3 tane parabol bize koordinat düzleminde verilmiş. Sonra P önermesinde bize demiş ki F'nin deltası sıfırdır cepte. Q'da da demiş ki G'nin kökler çarpım pozitif cepte. R'de de demiş ki G ile H'ın baş katsayılar çarpım pozitif. Sonra R'nin değili ise Q ise P'de bak şunu hemen kolaylık olsun diye R ise ben şunu Q'nun değili veya P şu ise'den de kurtulalım. Bu neye denkti? R değilini alıyoruz çünkü veya Q'nun değil veya P'nin kendisi sıfır. Veya da cevabın sıfır olması için herkesin sıfır olmasını biliyoruz. Şimdi R sıfır. Bunu geldim yazdım. P sıfır. Bunu yazdım. Q'nun değili sıfır bulduysam Q bir. Bunlar cepte. Bak burada bir şeye dikkat et. Biz delta'nın sıfır olmasını istiyoruz ya. O zaman fx fonksiyonu birinci parabol olamaz. Neden? O teğet onun delta sıfır. Kim olabilir? 2 veya 3 olabilir değil mi? Şimdi ben değilini yanlışı sorduğu için birin olduklarını eledim. Buraya dikkat ediyoruz. İkinci öncüle baktığımda gx'in kökler çarpımı neymiş? Pozitifmiş. Şimdi gx'in kökler çarpımı pozitif olduğu ya burada olabilir ya da 3 nolu da olabilir. Yani 1 ve 3 olabilir. O zaman g'nin 2 olduğunu eledim. Burada bir şeye dikkat et. Bak herkes hataya düşer. R'de negatif arıyorsun. Şimdi ben G'de 1 olabilir dedim. H'de baş kas sayısının pozitif olması için 3 seçeceğiz değil mi? Ama bu böyle seçersek doğru olmuş olur. Yanlışı aradığımız için 2 seçelim. Eğer 3 olursa burada da 1 olması gerekiyor. Yanlışı aradığımız için 2 olması lazım. Yani HX'in kesinlikle 2 olduğunu bulmuş olduk. HX'in 2 olduğu da cevabımız A seçeneğiyle soruyu bitirmiş oluruz. Bize polinom sorusu verilmiş. Burada çok fazla bilinmeyen ve cebirsel ifade var. Hataya düşmemek için dikkatli olmamız gerekiyor. Ee, Px polinomun x eksi a çarpı x eksi b ile bölümünden kalan mx artı n. Burada kalanı bulmak için ka pa'ya eşit kb pb eşit bu aslında bildiğimiz bir şey. Burada sorun yok. Yukarıdaki yöntemde t reel sayı olmak üzere b'nin de sabit olduğu bir px polinom verilmiş. x eksi t çarpı x eksi 2 polinom bölündüğünde Deniz bunu çözerken k -A -P -B, yani a ile b'yi yer değiştirip bir çözüm yapmış ve kendi çözümünde m ve n katsayılarını sırasıyla eksi 6'ya 15 bulmuş. Şimdi biz şunu biliyoruz. Buna dikkat edelim. px bölü qx burası bx Kalan kx yani p eşittir. Q çarpı b artı k. E bana verilen polinomda x kare artı 3x eksi t de x eksi t çarpı x eksi 2 bölüm b. Bak kalan neydi? mx artı n bunları yazdım. Şimdi normalde ben x yerine t vereceğim. Ee, normal doğrusunu bulurken x yerine 2 vereceğim. Ve cevabı yürüyeceğim. Ama x yerine t verdiğinde bunu ne yapmış biliyor musun? Buraya T yazmış. Şu kalan kısma T değil 2 yazmış. Buraya dikkat ediyorsun. Şimdi T kare artı 3T eksi T eşittir. MT artı N olması gerekirken ne yapmış buraya? 2 yazmış. 2M artı N. Şunu şimdilik kafamızı karıştırmasın diye şöyle silelim. İkinci durumda da x yerine 2 yazacak. Hadi 2 yazalım. 4, 10 eksi t. Bak burada da şurada gelip 2 yazacaktı ya ama oraya t yazmış. Yani mt artan. Peki m burada kaç? Eksi 6. Eksi 6 t artı n kaç? 15. Bunu at bu tarafa 5 t. Bunu da bu tarafa at 5. T'nin 1 olduğunu bulduk bu cepte. Şimdi gel e, yukarıda ilk bulduğumuzda yerine yazalım. İlk bulduğumuzda neydi? T kare artı 2T. Bak şuraydı. Bunu da yerine yazdığımızda ben neyi biliyorum? 3 eşittir. 2 çarpı M artı ne? Peki burası da bak sağladığını gördüm. Gördün mü? Yani eksi 12 artı 15'ten 3 olduğunu gördük. Şimdi bizden ne istiyor? Eğer bunları doğru bulsaydık. Yani x kare artı 3x biz t ne bulduk 1 yazdım eşittir x eksi 1 çarpı x eksi 2 artı mx artı burada şimdi işimiz kolay neden kolay ben x yerine 1 vereceğim x yerine 2 vereceğim ve cevaba gideceğim. Şurada bx var ama onu önemsemiyorum neden o 1 ve 2 verdiğimde gidecek 1 veriyorum bak buraya 1 verdiğimde 3 olacak burası sıfırlayacak. M artı ne olacak? Şimdi 2 veriyorum. Yine şu kısım sıfırlayacak. 2 verdiğimde burası kaç? 4, 6, 9 eşittir. 2M artı N olacak. M büyümüş. 6 büyümüş. Yani M 6 olur. N'nin de 6 yazdığımızda buranın da eksi 3 olduğunu görürüz. Yani kalan x'imizi biz ne bulduk? 6x eksi 3 bulduk. Cevabımızın C seçeneğinin olduğunu bulmuş olduk. X gerçel sayı logaritma taban kök x 64 taban küp kök x 64 nokta nokta 8. kuvvetten kök x 64 toplanmış 70 eşitlenmiş. He. Şimdi ben burada sana desem ki logaritma x üzeri 1 bölü 2 bak burası da 2'nin 6. kuvveti artı logaritma x üzeri 1 bölü 3 2'nin 6. kuvveti nokta nokta logaritma x üzeri 1 bölü 8 2'nin 6. kuvveti. Hatta gel bunu 6 1 bölü 2 artı 6 1 bölü 3 artı nokta nokta 6 1 bölü 8 logaritma x tabanında 2 diye yazdım. Bunu paranteze alalım. Şunları düzenleyelim şimdi. 6 parantezinde ters çevir. 2, 3, 8 çarpı logaritma bak unutma. Ha çarpı logaritma x tabanında 2 eşittir 70. Burası 35. Bu 35 ile bu 70 ne oldu? Uf oldu. Burası 2. 6 çarpı logaritma x tabanında 2 hop bunu da buraya bölüm attım. Logaritma x tabanında 2 eşittir 1 bölü 3. x üzeri 1 bölü 3'ün 2 olduğunu yani 2 olduğunu x'in 8 olduğunu bulduk. Hadi o zaman işimiz kolay. Şimdi mevzu ne? Burası. Logaritma logaritma şöyle araya da bir o yazalım. 8 tabanında 8'in karesi artı 8 çarpı 8 yani logaritma 8 tabanında 64 128. Burası logaritma 2'nin kübüsü 2'nin 7'si. E cevap da 7 bölü 3 olur. Seçeneklere baktığımda B seçeneğinin doğru cevap olduğunu gördüm. X ve birer pozitif gerçel sayı. X1 değil dikkat. A noktasının logaritmik koordinatı logaritma x tabanında y değerine eşitmiş. Sonra bize bir sarı bölgeli alan verilmiş. Logaritma alt tabanında 35 diye başlıyor. Burada diyor ki boyalı bölgede koordinatları tam sayı olan noktalardan kaç tanesinin logaritmik koordinatı da bir tam sayıdır. Güzel. Burada neye dikkat edeceğiz? Logaritma altı tabanında 35. Eğer bu altı tabanda 36 olsaydı cevabım 2 olacaktı. Cevabım 1 virgül. Birden biraz büyük. Logaritma 2 tabanında 200. Eğer bu 128 olsaydı 7, 128'den büyük. Demek ki benim üstünlüğüm biraz 7'den büyük. 7 ile 8 arasında 7 virgül. Benim x değerim burada... 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir. Bu cepte. Tamam mı? Şimdi y eksendekine bakalım. Logaritma 3 tabanda 243 olsaydı ne olacaktı? 5 olacaktı. Demek ki bu 5'ten küçük. Yani 4 ile 5 arasında. 2 üzeri 512 9'dan 9 olacak 512, 520. 9'dan büyük. O zaman 9 ile 10 arasında 9. Şimdi y değerini ben burada ne buldum? 5 6 7 8 ve 9 buldum. Bana diyor ki logaritma x tabanında y'nin tam sayı tam sayı. Şimdi logaritma 2 tabanında ben x'i 2 aldım. y'yi 8 aldım. Sağladı. Logaritma 3 tabanında 9 sağladı. Logaritma 5 tabanda 5 sağlar. Logaritma 6 tabanda 6 sağlar. Logaritma 7 tabanda 7 sağlar. 1 2 3 4 5 tanedir diyeceğim. Cevabım B seçeneği der geçerim diğer soruya. Şekilde gösterildiği gibi bir turnusol kağıdının başlangıçtaki rengi ne olursa olsun bu turnusol kağıdını asite, baza batırdığımızda rengi değişiyormuş. Ve diyor ki bir asit ile temas ettiğinde kırmızı oluyor. Ha onu hemen yaz. Asit kırmızı. Diyor ki bazik yani ba bazda da bu mavi oluyor. Burada tamamız. Bir turnusol kağıdı şekilde gösterilen her birinin içerisindeki maddenin türü üzerine yazılmış deney tüplerinden farklı 3 tanesine sırasıyla rastgele birer kez. Ha ben buradan ne anlıyorum? Bir tüpü bir kere kullanıyoruz. Bu bizim için önemli. Turnusol kağıdının renginin önce kırmızı Sonra mavi, sonra kırmızı olma olasılığı nedir demiş. Şimdi ben kırmızı olması için ne istiyorum? E, asit olmasını. 3 tane asit var. E, mavi olması için baz istiyorum. 2 tane benim burada bazım var. Toplam 5 tane tüpüm var. İlk kırmızı olmasını istediğim olasılık 3/5 mi? Burada tamamız. Şimdi ben bu tüplerden birini kullandım. Mavi olmasını istiyorum. Total tüpüm 4'e düştü. Peki baz yapacak iki tane var. Bunu da kullandım. Tekrar kırmızı olmasını istiyorsam bu sefer tüm tüplerim 3'e düştü. Çünkü diğer ikisini kullandım. E ben kırmızılardan birini kullanmıştım. Bu da 2'ye düştü. Tık 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 tık. Cevap 1 bölü 5 D seçeneği. Tüm terimleri tam sayı olan bir AN dizisi verilmiş. N çiftse AN eksi N eksi 1 eşittir R. N tekse AN bölü N eksi 1 eşittir R. Bunu ARGE dizisi denmiş. A1 3 A4 eksi ee, 4 eşitmiş. A2 kaçtır? Şimdi bana ne lazım? A2. Gel bakalım. A2 çift mi? Çift. O zaman ben A2 eksi A1 eşittir R. Bu burada kalsın. Çünkü bana bu lazım. Verilenler neler? A1 3 A2 Eksi 3 eşittir R'den. A2 eşittir R artı 3. Bu cepte mi? Cepte. Bu burada kalsın. A4 için ben neyi biliyorum? Çift. A4 eksi A3 eşittir R. Ha şurada bir A3'ü kullanalım. A3 tekti. Yani A3 için A3 bölü A2 eşittir. Burası R eşit. A3 eşittir A2 R. Hmm, bak ben şurada A3 yerine A4 eksi a2r eşittir r yazsam. a4'ün de ben eksi 4 olduğunu biliyorum. Bunu bu tarafa atsam a2r artı r. Şimdi a2'nin de r artı 3 olduğunu biliyorum. Eksi 4 burayı r parantezinde r artı 3 artı r yazdığımda eksi 4 eşittir. R kare artı 3 R. R de burada gelecek 4 R. Bunu da at bu tarafa ve denklemi şuraya yazalım. R kare artı 4 R artı 4 eşittir 0. R artı 2'nin parantez karesi 0. R'yi ben burada eksi 2 buldum. Güzel. Peki bana A2 istiyor. Ben R2 burada ne bulmuştum? R'yi ne bulmuştum? A2 eşittir R artı 3. R'yi eksi 2 bulmuştum. Eksi 2 artı 3'ten cevabım 1. A seçeneği der. Diğer soruya geçelim. Ortak çarpanı pozitif. AN geometrik dizi. Bak burada dur. Hemen bildiğini yaz. Geometrik dizi AN eşittir. A1 çarpı R üzeri N eksi 1. Devam et. A4, A5, A2, A3. Bunları gel buradaki formata göre yazalım. A4 ne? A1 çarpı R küp. A5 ne? A1 çarpı R 4. Eşittir. A2 ne? A1 çarpı R çarpı. A3 ne? A1 çarpı R kare. Ben bunları A1 çarpı R küp parantezine alırsam burada bir artı R kalır. Bak burayı da şöyle A1 çarpı R küp çarpı A1. Neden? Şunlar gitsin. Ben A'yı 1 artı R diye buldum. Bu burada kalsın. Şimdi gel A2'li kısma bakalım. A2 ne? A1 çarpı R. Eksi A1 eşittir 3. A1 parantezinde R eksi 1 eşittir 3. Ben A1'i bak şurada ne buldum? R artı 1 buldum. Burası da R eksi 1, 3. Bu bana çok tanıdık. Yani 4. Başta bana pozitif demiş ya sakın gelip artı eksi 2'den eksi 2'yi seçme çünkü pozitif demiş. R'yi ben burada 2 buldum mu? Buldum. Peki ben buradan şu A1'di. A1'i de 3 buldum mu? Onu da buldum. Neden? Bana A6'yı soruyor ya. Bu A6 için bana A1 çarpı R üzeri 5 lazım. Yani bana 3 çarpı 2 üzeri 5 lazım. Bu da bir dizi işlem sonucu 96 yapar. Kırmızı renkli F, mavi renkli G fonksiyonların grafikleri bize verilmiş. Bir de dik koordinat düzleminde eksenlere paralel olan ABCD bölgenin dikdörtgenin alanı da 24 vermiş. Ha bu 24 bizim için bir referans olabilir. Gel AB kenarını buradaki 6 olduğunu görüyorum. Demek ki 24 olması için AD'nin de 4 birim olması lazım. O zaman ben sana diyorum ki şuradaki değerimiz A ise buradaki değerimiz A artı 4 olmalı. Bak bunlar cepte. Şimdi birinci öncülü okuyalım. Birinci öncülde limit x 2'ye soldan giderken fx 4 bakalım. Bak şimdi f 2'ye soldan gidiyorum ve buraya 4 demiş. Yani bana A'nın 4 olduğunu söylemiş. Hemen bu öncülde yan bilgiye bakalım. fx x5'e sağdan giderken de 8'miş. Şimdi f fonksiyonu buydu. 5 sağdan gidiyorum. Bak sağdan buradan gittim. Buradaki değeri normalde a artı 4 buna 8 demiş. Fark kaç? 4. Fark kaç? 4. Bu öncül doğru. Şimdi ikinci öncüle geçelim. İkinci öncülde limit x5'e soldan giderken fx 2. Şimdi Bakalım 5'e buradan 5'e geliyorum soldan geliyorum A'nın 2 olduğunu söylemiş. Hemen yan bilgiye bakalım. Bu sefer x 8'e soldan giderken gx'in 5 olduğunu. Şimdi bizim gx'imiz maviydi. 8 burada. Soldan geliyorum. Soldan üstten geldim. Bunun a artı 4 olması gerekiyor. Buraya da 5 demiş. Şimdi buradaki fark 4'tü. Ama buradaki fark 4 değil. Demek ki bu öncül değerleri birbirini doğrulamıyor. O zaman ben ikinci öncülü eliyorum. Üçüncü öncüle geçtiğimde 8'e sağdan gx fonksiyonu için. Bak gx kimdi? Mavi olan. 8 burada sağdan gidiyorum. Sağdan geldim. Değerim a. Ve buna 3 demiş. Hemen yan bilgisine bakalım şuraya. 2'ye soldan giderken fx fonksiyonda bu 2'ye sağdan diyor. Bak 2'ye sağdan giderken bak sağ burada gittim. A artı 4 olmasını istiyorum. Ve bunun değerini de bana 7 vermiş. Bakalım bu sağlıyor mu? A 4, 3, 4 artıyor. Bunun da sağladığını görüyorum. Cevabım 1 ve 3. Bakıyorum seçeneklerde C seçeneği doğru cevap. Diğer soruya geçiyoruz. Tüm gerçel sayılarda sürekli f fonksiyonu negatif olmayan. Bak burada seni tuzağa çekiyor. Negatif olmayan x büyük eşit sıfır diyor. Sıfırı adam yerine koy burada. Devam edelim. x fx 2x bir eşitsizliği vermiş. Sonra demiş ki x 1'e giderken fx ile x 2'ye giderken fx'in toplamının alabileceği farklı tam sayı değerleri kaç tane? Hmm. Ben neyi biliyorum? Şimdi x 1. 1 Burada f1 değil mi? 2 Şuradaki değerimizin 1 ile 2 arasında olduğunu bulduk. Peki fof2'ye bakalım. Önce 2 için inceleyelim mi biz burayı? 2 nerede? 2, 2x dediği için 4. Şimdi ben buranın 2 ile 4 olduğunu biliyorum ya sınırların. Gel tekrar sınırlandıralım 2 için. O zaman ne oldu 2 f f2 4 burası için 4 FF2 8 bak bu ikisinde alt sınırı 2 üst sınır da 8 alıyor muyuz alıyoruz şimdi 1 birincisini yazdık şöyle 2 bunda böyle yazdık pardon pardon bak 4 4 yazma sakın 2 bulduk FF2 8 topla bunları çünkü adam da toplamış 3, 10. 3 ile 10 arasında kaç tane sayı olabilir diye sormuş. 10'dan 3 çıkar, 7, 1 ekle, 8 cevap A seçeneği. İşaretle diğer soruya geç. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesinde tanımlı ve türevlenebilir. Bak burası önemli. Türevlenebilir. P ve G fonksiyonları için F doğrusal fonksiyonun grafiği G fonksiyonun türevinin grafiği bize bu koordinat düzleminde verilmiş. Sonra da bileşke fonksiyonun türevini de a kare eksi 3a olarak vermiş. Bana a'yı soruyor. Gel bakalım. Şimdi f'yi kırmızıyla yazmıştık. Biz de kırmızıyla f'yi bulalım. Diyorum ki x bölü x'in kestiği nokta eksi a artı fx bölü y'yi kestiği nokta a, eşittir 1. Bunu biliyorsun. O zaman burada x artı fx eşittir A'dan şu eksi x olacak. Ee, fx eşittir x artı a olur. Bu cepte. Şimdi g'nin türevinin grafiğine bakalım. Ne dedim? x bölü x'i kestiği artı g'nin türevinde y'yi kestiği 3a eşittir 1. O zaman x artı g'nin türevinde x eşittir 3a. x'i de diğer tarafa attığımız zaman 3a eksi x. Bunu da bulduk. Bunlar cebimizde dursun. Biz gelelim soruya. Bileşke fonksiyonun türevi neydi? İçinin türevi çarpı kendisinin türevinde içi. Yani ne demek istedim? G'nin türevinde A çarpı F'nin türevinde G eşitmiş A kare eksi 3 Aya. Bak. G'nin türevinde Ben zaten burayı biliyorum. Adam burada benim X yerine A yazmamı istiyor. Ben buraya A yazarsam burası 2A olur. Ha bak buraya dikkat et. F'in türevi. Kardeş zaten bu fonksiyon türevi 1 değil mi? Çarpı 1. Eşittir A kare eksi 3A. At bu 2A'yı bu tarafa. 5A eşit 0. A parantezini al. A eksi 5 0. Bak ya A 0 ya da burası 0. Şimdi A'nın 0 olmadığını koordinat düzleminde baktığımızda görüyoruz. Demek ki A eksi 5'imiz 0. A eşittir 5 bulur. Sorunun cevabını E seçeneği işaretleriz. M gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılarda türevlenebilir F fonksiyonu dik koordinat düzlemindeki grafiği ile ilgili 3 virgül F3 noktasında yerel ekstremumu vardır cepte. Ne demek? Türev al. 3 0 eşitle. Bak bu cepte. Sonra ikinci öncülde de diyor ki M F M noktasında Y nokta nokta doğrusuna teğettir ve o nokta noktayı işte bana öncüler vermiş ya 1 2 3 o öncülerden hangisi olabilir? Hadi bakalım. İlk dediğimizi yapalım. Neydi ilk dediğimiz? Türev al. 3 x kare artı 6 mx artı 9 m 3 yaz sıfıra eşitle. Burası 27 artı 18 m artı 9 m sıfırladım. M'nin buradan eksi 1 olduğunu bulduk. Gel denklemde bu eksi 1'imizi bir yazalım. x küp eksi 3 x kare eksi 9 x artı 27. Bak bu cepte. Şimdi bir şeye dikkat edelim. Bana diyor ki eksi 1 f eksi 1 noktasında y burada teğet. Ha bak şimdi sana şöyle çizsem. Bu eğri. Bu da teğet olduğu doğru. Bak bu da bana verdiği bu nokta. Yani eksi 1'e f eksi 1. Gel biz f eksi 1 f eksi 1'i bir bulalım. Değerimiz neymiş görelim. Eksi 1 yazdığımda cevabın 32 olduğunu gördüm. Ha, sana desem ki hem o eğri için hem de doğru için eksi 1 yazdığımda cevabın 32 çıkması gerekiyor. Öncüllere gel şimdi M gördüğün yere eksi 1 yaz. Yaz burada eksi 1'i cevap 32 mi? Evet. Yaz burada eksi 1'i cevap 16 mı? Evet sağlamadı. Yaz burada eksi 1'i cevap 32 mi? Evet sağladı. O zaman cevabımız ne olacak? 1, 3, D seçeneği. A sıfırdan farklı gerçel sayı olmak üzere Başka sayısı 1 olan 3. dereceden bir fonksiyonun bak f a eşittir 0 a bir kök. Birinci türevinde f a da 0 oraya dikkat et demek ki derece ile ilgili bir durum var. F sıfır da 0 hadi gel bu bilgileri şimdi yazalım. Bak f x x eksi a bir kök bu tamam. Şimdi bunun için ben diyorum ki türev almana rağmen kök oluyorsa o zaman orası en az ikinci dereceden başlayacak. E şimdi bunun içinde çarpı x. Başka sayım bir derece 3 fonksiyon bu. Bunun bunun türevi olan ki hemen türevini alalım. Ben buna birinci buna ikinci diyeceğim. Birincinin türevi ikincinin kendisi artı ikincinin türevi birincinin kendisi. Hadi bunları açıp bir türevi bulalım. Bakalım ne gelecek. Burası x kare eksi 2ax artı a kare artı 2x kare eksi 2ax düzenleyelim. 3x kare bak şunları şunları topladım eksi 4ax bunları bunları yazdım artı a kare bu kim? Birinci türev. Şimdi soru burada başlıyor. Diyor ki birinci türevinin azalan oldu. Yani ben bunun azalan olduğunda bir daha türev almalıyım değil mi? Burası 6x eksi 4a olur mu? Olur. Bunun bak tabloya dikkat et. Bunun bu tarafı azalan bu tarafı artan azalan artan demek ki ikinci türevinde 4'ün kök olduğunu bana ima ediyor. Yani 6 çarpı 4 eksi 4a'nın 0'a eşit olduğunu 6 çarpı 4'ün 4a'ya eşit olduğunu 4'lerin gittiğini a'nın da aslında 6'ya eşit bir sayı olduğunu cevabında E olduğunu işlemi sonucu bana söylüyor. Kırmızı renkli bir tane lastik aldık elimize. Şekilde tahtanın üzerine belli noktalara çiviler çaktık ve o kırmızı lastiği o çivilerden geçirdik. Diyor ki lastiğin hareketleriyle her defasında oluşan grafik fx fonksiyonun türevinin grafiğini sana veriyor. Bak buraya dikkat et. Tahta üzerinde birden üçe kadar numaralandırılmış çivilerden herhangi bir çıkarıldığında diğer çivilerin olduğu noktalar arasında tekrar. Mesela ben burada var bunu çıkardım şöyle gerginleşti. Buna dikkat edelim. Birinci öncül diyor ki bir numaralı çivi çıkarılırsa fx'in yerel maksimum noktasının absisi değişir diyor. Şimdi bak bir numaralı çivi burada. Ben bunu çıkardığımda bu fonksiyon şöyle Hatta bak rengini değiştiriyorum. Bu fonksiyon şöyle devam eder mi? Bu türevinin grafiği olduğu için bir şeye dikkat et. Yukarısı artanlığı, aşağısı, azalanlığı temsil etmeyecek mi? Edecek burada. Yani benim şuradaki şu noktadan itibaren yerel ekstremum, bu noktadan itibaren de bir yerel ekstremum söz konusu. Ama biri ben çıkardığımda ne bu nokta ne de bu nokta değişmediği için yerel maksimum absisi değişir diyor. Yani yanlış diyor. İkinci öncüle bakalım. Tabii ikinci öncüle bakarken bu yazdıklarımızı silelim ki kafamız karışmasın. Bak iki numaralı çivi çıkarılırsa bu iki numaralı çiviyi çıkardım. Buraya dikkat edelim. Yerel minimum noktasının absisi değişir. Ben bunu çıkardığımda bak geçiş noktası x eksenini kestiği yer buraydı. Bu ip yani buradaki lastik gergin bir şekilde şöyle olacak ve gerçekten de şu parça bozulmuş olacak. O zaman artanlıktan azalanlığa ya da azalanlıktan artanlığa geçiş noktası bozulmuş oluyor teknik olarak. Yani ben aşağıdaydım, eksideydim, artıya geçiyordum, bozuluyor. Yani ikinci öncül benim için doğru oluyor. Yerel minimum noktasının absisi burada değişmiş oluyor. Buna dikkat et. Üçüncü öncüle geçtiğimizde 3 numaralı çivi çıkarılırsa artan olduğu aralık değişir. Bak hemen şunları tekrar silelim o üçüncü öncülü anlatmak için. Oraya da dikkat et. Ben 3 nolu çiviyi çıkardım. İp ne oldu? Şöyle gerginleşti. Yani şuradan şuraya geldi. Ben neyi biliyorum? Üst kısım artıydı. Ya benim bu üst kısımda kalan bu grafik bölümüm değişmedi ki. Yani aşağıya inmedi. Eksenin altına aşağı dedim x eksenin altına inmedi. Onun için bende bir bozulmaya sebep olmuyor. Yani hala artanlıkta kalıyor. O zaman bu öncülünde ben hatalı olduğunu söylüyorum. Ve cevabımın sadece yalnız 2 B seçeneğin olduğunu söyler geçerim. Bir çiftçinin karesel alanlı küçük bir ekili arazisi var. Çiftçi buraya yaptığı masrafların karenin alanının birim karesini 3 TL'den buradan elde edeceği geliri de karenin çevresinin birimini 6 TL'den olacak şekilde hesaplıyor. Çok güzel. Maksimum minimum problemi. Kar zarar problemi. ÖSYM bu tarz soruları hep soruyor. Dikkat et. Şimdi benim bir karem var değil mi? Ve bu karemin bir kenarı A olsun. Burada bir şeye dikkat edelim. Alan, alan, A kare, çevrede 4A. Bunlar şu anda cebimizde. Biz bunları kullanacağız. Diyor ki masraflarını karenin alanın birim karesi. Yani 3A kare ne? Burada masraf değil mi? Peki geliri de çevresinin 6 katı. Ben bunu 6 ile çarparsam 24A olur. Bu da gelir. Peki karı soruyor. Ben gelirden masrafı çıkarırsam karı elde eder miyim? Hadi gel yapalım. 24A eksi 3A kare eşittir kar. Bu şu anda bana A'ya bağlı bir fonksiyonu verdi. Biz ne yapıyorduk maksimum problemlerinde? türevini alıyordum. Eksi 6 a sıfıra eşitliyordum. 24 eşittir 6 a'dan a'yı 4 buluyordum. Karenin bir kenarını soruyor. A 4 bu kadar. Belirli integral. U dönüşümü var dikkatli ol. Sınırları falan da değiştireceksin çünkü burada. Şimdi işimiz kolay olsun diye x kare eksi 1'e ben u kare diyorum. Neden? Dışarıya çıksın diye. 2x dx eşittir 2u du. Bu ikiler ne oldu? Uf oldu. x dx'i u du yazacağız bu cepte. Şimdi şuraya integral bak şimdi. x dx yerine u du yazdım. Bu tamam. Buraya u kare yazarsam dışarıya u diye çıkar mı? Bak şöyle ben içine u kare yazmıştım ya dışarıya u diye çıktı. Bu da tamam. Hatta şimdi bunu da u kare du diye yazdık. E hocam sınırlar. Ben eğer x'i değiştirdiysem bu sınırlar x'e göre olduğu için sınırlar da değişmem lazım. Şimdi alt sınırım ne? x 1 için u'yu bulacağım. 1 bir eksi 1'den u kare 0. Alt sınırı 0 buldum. Peki üstüm ne? Yani üstteki değer ne? Kök 10'un karesi 1. 9 u kare. Bunu da 3 olarak buldum. Hadi gel integrali al. u küp bölü 3 0'a 3. 3 yaz. 27 bölü 3 cevap 9 olur. C seçeneği cevaptır. M pozitif gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde y x kare eksi m x kare ne yapmış y üzerinde hareket ettirmiş m kadar sonra da y eşittir m doğrusu arasında kalan alanı bana vermiş dik koordinat düzleminde 0 m aralığında tam orijinden geçen mx kare eğrisiyle x eksen arasında kalan alanda soruyor. E şimdi gel ben şurada bir koordinat düzlemi çizeyim sana. Biz güzel orada bir parabolcuk oluşturalım şöyle. Bu bizim parabolümüz olsun. Ne yaptık parabolümüzü? Bak şurada m kadar aşağı indirdik. O zaman buradaki değerimiz eksi m. Bu da y eşittir m doğrusu. Bana şu alanın, şuradaki alanın 72 kök 2 olduğunu söylüyor. Ben sana desem ki kolaylık olsun diye sıfırdan şu kesim yerine kadar ki onu bulacağız birazdan. 36 kök 2'dir desem. Hadi gel bu kesiştiği noktanın x değerini bulalım. Yani x kare eksi m eşittir mi? x kare eşittir 2 mi? x eşittir kök 2 mi? Kök 2 mi? E gel bunu integralle bulalım. Ne dedim? Sıfırdan kök 2 m'ye alanda ne yapıyordum? Yukarıdan aşağı iniyordum. Yukarıda gördüğüm eğriden aşağıda gördüğüm eğriyi çıkarıyordum. dx. Bu da kaçtı? 36 kök 2. Sıfırdan kök 2m'ye 2m, ye. 2m ye eksi x kare dx. Şimdi şunu yazmayalım. Bak burası 2 mx eksi x küp bölü 3. Sınırlarım sıfıra kök 2m. 2m kök 2m eksi 2m kök 2m'nin küpü 2m kök 2m'ye eşit bölü 3 eşittir. Kaç oldu bu? 36 kök 2. Ya bak şu kök 2, bu kök 2, bu kök 2. 2m kök m eksi 2m kök m bölü 3 eşittir 36. Bunu payda eşitle 6 tane kök m 6 tane m kök m'den 2 tane m kök m'yi çıkardım. 3'ü de buraya attım. Hemen çarpmıyorum. Neden? Orada işlemlerim kolay olsun diye. Bak şuraya dikkat et. 4 m kök m eşittir. Şunla şunu da sadeleştirdim. Burası ne oldu? 27. Ha kök m'nin küpü o zaman kök m ne oldu? 3. m ne oldu? 9. Bu cepte. Şimdi bir şeye dikkat edelim. Benden yeni istenen şöyle çizdim. Bu ne oldu? 9 x kare. 0, 9 arasında. Şu alan isteniyor mu? Bu alan eşittir. 0'dan 9'a 9 x kare dx. Yani 9 x küp bölü 3. 0'dan 9'a. Hop bunlar uf oldu. 3 çarpı 9'un küpü. Yani 3 üzeri 7 bana o istenen alanı verecek. Cevabın da o zaman C seçeneği olduğu görülecek. Güzel bir integral işlem sorusu. fx fonksiyonu integral bx'ten ax'e gu çarpı du olarak verilmiş ve bunun türevi de bize aşağıdaki formülüze edilmiş haliyle sunulmuş. Şimdi bana burada diyor ki burada bu fonksiyonun eğrisinin bu noktasındaki teğet doğrusunun denklemi nedir? E ben bunun türevini bulacağım değil mi? E, yukarıdaki kuralı uygularsam bak şimdi kök x'in türevi çarpı 1 artı kök x'in karesi bölü 1 eksi kök x'in karesi. Şimdi buraya dikkat et. Eksi alt sınırın türevi diyorum ya. Ya yazma neden biliyor musun? Bu sıfır olduğu için burası sıfır gelecek. Yorulma. F türev X'de, x de x'in türevi 1 bölü 2 kök x çarpı. Şunları da düzenlersen 1 artı x 1 eksi x olur. Burada tamamız. Ben neyi biliyorum? Bak 4 yazdığımda neyi bulacağım? Eğimini. Hadi gel 4 yazıp eğim bulalım. Buraya 2. Bu 2 olur. 4 yazarsam 5 olur. 4 yazarsam eksi 3 olur. Yani eksi 5 bölü 12 benim bu e, denklemin eğimi. Şimdi şöyle bir şey yapabilirsin. Hocam ben şıklara bakarım. Eğimi eksi 5 bölü 12 olmayan E'yi elerim dersin. D'yi elerim dersin. Ondan sonra A'yı da elerim dersin. Güzel. Cevap B ya da C diyeceğiz. Şimdi peki ben F4 eşittir K'yı vermeyecek mi bana? Hadi gel bunu bulalım. İntegral. 2'den bak şimdi buraya bak. 1 artı t kare bölü 1 eksi t kare çarpı dt. Üst sınırın ne çıktı? 2. Peki burası ne çıktı? 0. Yani bizim noktamız 4'e 0 çıktı mı? Çıktı. Ben noktayı biliyorum. Eğimi biliyorum. Y eksi y 0 eşittir m çarpı x eksi x 0 denkleminde yerine yazarsam y eşittir eksi 5 bölü 12. X eksi 4'ten 12 y eşittir eksi 5 x artı 20'den 12 y artı 5 x eşittir 20. B seçeneğini işaretlerim. Güzel bir soru. Bak kural içinde verilmiş. Dikkatli ol. ÖSYM bunu yapar. F fonksiyonu aralıkları verilmiş. Bak dikkat et. Dik koordinat düzleminde birebir örten f fonksiyonun grafiği de gösterilmiş. A'nın alanı 38. A'nın alanı 38. B'nin alanı 42. Tamam mı? Eksi 5'ten artı 5'e kadar. Şimdi ben şuraya s desem. İntegral eksi 5'ten artı 5'e kadar fx dx. Ya ben bunu sokaktan bir çocuğu çevirsem desem ki bu bana hangi alanı verir? Hocam der ki A artı S verir. Bunu sen de biliyorsun. Sonra geldik buraya. Şimdi ben şuraya da M alanı diyeceğim. Burada hemen sana şöyle bir bilgi vereyim. Bak şöyle bir bilgi. Aynı mevzunu x ekseninde vardı ya. X eksenin altında kalanı eksi alıyordum. Üstünde kalanı artı alıyordum. Y ekseninde sağında kalanı artı solunda kalanı eksi alıyoruz. Mesela şuraya A1, A2 A3 gibi dersem burada A1 ile A3 negatif oluyor. A2 pozitif oluyor. Bu, bu bilgi bu kadar. Şimdi bunu siliyorum. Çünkü şurada kullanacağız. Şuna dikkat et. Bak tersinde böyle geliyorum ya. Yani Ters olduğu zaman y eksenine doğru gelirim. Ve eksi 6'dan buradan başlıyorum. 10'a kadar olan alanları buluyorum. Bana ilk geldiğim yer. Burada b mi var? Eksi 6'dan 10'a kadar. Bak f'in tersinde x dx. b pozitif. s pozitif. Sonraki m negatif. Buraya dikkat et. Bu ikisinde bir işlem var. a artı s. Eksi b. Eksi s artı m. Ve bunun... Sonucu bana soruluyor. Bak şurada S'ler gitti zaten. A eksi B artı M. Ben A'nın 38, B'nin de 42 olduğunu biliyorum. Mevzu M'de. Ya bak şimdi M'ye bak. Şurası kaç birim? 5 birim. Şurası kaç birim? 10 birim. Peki şu dikdörtgenin alanı 50 oldu mu? Oldu. A'ya biz kaç demiştik? 38. Peki M buradan 12 olur mu? Olur. Yaz şimdi buraya. 38 eksi 42 artı 12'den cevabımız 8 çıkar mı? Çıkar. Peki bu da bize A seçeneğini doğru işaretlememize yardımcı olur mu? Olur. Aşağıda verilen trigonometrik fonksiyonlarla ilgili sarı mavi kutucuklarda birer fonksiyon yazılacak. Bak buraya dikkat et. Ama her x değeri için Ha bu bir cepte kalsın. işimize yarayabilir. Ee, sarı ve ma mavi kutucuğa aşağıda sırasıyla 1, 2, 3. öncüllerden hangisi yazılabilir? Ya gel işimizi kolaylaştıralım. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. A artı sinüs x bölü tanjant x çarpı b eşittir 2. Ya tanjant x'i buraya at. Bir bakalım ne oluyor? A artı sinüs x Çarpı b eşittir iki tane tanjant x. Birinci öncül deniyorum o zaman. a yerine kos yazıyorum. Kos x artı sin x çarpı. b yerine kosekant. Kosekant neydi? Bir bölü sin x. Eşittir iki çarpı tanjant x. E dağıt. Burası ne oldu? Kos x bölü sin x artı bir. Eşittir iki tane tan x. Burası ne oldu? Kotanjant. Bak şu tan x kotanjant x artı 1. Sihirli yer neydi? Her x değeri için. Her x değeri için bunu sağlamayan illaki bir değer vardır. Birebir eşitlik de bulamadığımız için birinci öncülü eliyoruz. Geldim ikinci öncüle. İkinci öncülde yine değerleri yerine yerleştirirsem. A yerine sinüs x yazdım. Artı sinüs x. B yerine sekant. Sekant neydi? 1 bölü kosinüstü. 1 bölü kosinüs x yazdım. O zaman bak işimizi kolaylaşsın diye buraya da tan yerine sinüs x bölü kosinüs x yazdım. Kosinüs x'ler gitti. Burada ne var? 2 tane sinüs x, iki tane sinüs x'e eşit. İkinci öncülün kesinlikle sağladığını gördüm. Çünkü eşitliğin iki tarafında da aynı değerler var. Üçüncü öncüle geçelim. Üçüncü öncülde de yine a yerine kotanjant yazalım. Kotanjant x artı sinüs x çarpı sekant neydi? 1 bölü kosinüs x eşittir. 2 çarpı bunu yine böyle sinüs x bölü kosinüs x yazalım. Bunlar ne oldu? Uf oldu. Kotanjant x artı sinüs x eşittir 2 tane sinüs x. At bu tarafa kotanjant x, 2 sinüs x'ten bir tane sinüs x çıkarırsam bir tane sinüs x kalır. Tekrar şurayı şöyle vurguluyorum. Her x değeri için e ben burayı sağlamayan x değerleri biliyorum. 45 yazdığında mesela sağlamıyor. Gördün mü? O zaman üçüncü öncülde elemiş oluyorum. Yalnız 2 olduğunu gördüm. Cevap E seçeneği kare köşegenler verilmiş F orası bak ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktası. Oradan bir E noktasına bir çizgi çizilmiş. Açı oluşmuş. Bana da oluşan açının tarjantı sorulmuş. Çok zor duruyor. Ama hiç değil. Neden biliyor musun? Ben şunu biliyorum. Burası 45. Şimdi bunu biliyorsan burası da 45. E ben sana desem ki şöyle karşıya bir dik indirsem. Burası dik. Ben şu parçaya A desem. Şu parçaya B desem. X'in A artı B olduğunu sana söylesem. Sonra bak bu köşegendi. Bura 45'ti. Bura 90'dı. A'nın da 45 olduğunu söylesem. Yani bak işim daha da kolaylaştı. Bana sonra tan X'i soruyor ya. Tan 45 artı B oldu. E bu da neydi? Tan 45 artı tan B bölü. 1 eksi tan 45 çarpı tan B. E kardeş bunlar bir biliyoruz. 1 artı bölü 1 eksi buralara tan B yazacağız. Hadi gel tan B'yi bulalım. Şimdi bunun tamamı 4 1. Bu bunu ağırlık merkezinden geldiğim için 2 2 böler mi? Böler. Burası 2. E şunun 3 olduğunu buranın 1 olduğunu söylemişse burası 1. Burası bak 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 buraya çok dikkat et. Bunun da 2 olduğunu biliyorum. Yani ben tam B'nin buradan ne olduğunu 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. 1 bölü 2 yazdım, 1 bölü 2 yazdım. Burası 3 bölü 2 oldu, burası 1 bölü 2 oldu. Bunun bölü 2'leri uf oldu. Cevabın 3 olduğunu gördük. D seçeneği. Bu bölümü gösterilen dikdörtgen biçiminde ve kasa uzunluğu 25. Ya şurayı belirtmiş zaten. Olan kamyonetin kasası ile aynı uzunluğa sahip kasa kapağı 30 birim uzunluğundaki zincir ile AB konumundan kasaya bağlı iken zincir çıkarılınca 90 derece dönerek AC konumuna gelmiş. Güzel. Kasanın yatay kenarı yer düzlemine paralel şuradan bahsediyor ve kapak ile yer düzlemi arasındaki açı da x Şundan bahsediyor şu açıdan. Buna göre kotanjant x nedir diye sormuş. Şimdi şurası 90. Bunu yazdım. Bak bura 25 ise şura 25. Bunu da yazdık. Buraya dikkat et. Bura 25. Ben sana desem ki şurada 25 desem. Çünkü bu kapak açılınca bu olmuş. Çünkü bu da 25. Burada ne görüyorum? İkiz kenar Hadi gel şuradan bir dik indirelim Burada indirdiğimiz dik Bunu 15, 15 diye böler mi? Bak dikkat et 5'in 5 katı, 3'ün 5 katı O zaman burası 20 olur mu? Bunları yazdık Şuraya dikkat edelim şimdi Şurası kaç? 180 eksi x olur Çünkü şunu ben biliyorum Paralel kenarlarda burası x ise Burası da 180 eksi x olacak Bu cepte Şimdi şunu silelim devam edelim. Peki buraya baktığında 180 eksi x 90 90 şunun tamamının o zaman x olduğu şu her bir parçanın x bölü 2 x bölü 2 olduğunu gördük. Ben bir tane dik üçgen çizip bazı verileri taşıyorum. Şurada dik üçgenimizi çizdik. Bak şunu taşıyacağım. Şurası x bölü 2. Bak x bölü 2'nin karşısında 15 var. Şunu şöyle birleştirdik. Burası 25, burası da 20 kotanjant x'i soruyor. E ben burada sinüs x bölü 2 benim için daha kolay. Sinüsten yürüyorum. Neydi? 15 bölü 25'ten ne olur burası? 3 bölü 5 mi? Kosinüs x bölü 2 bu da 20 bölü 25'ten 4 bölü 5 mi? Hocam bunlara neden yürüdük? Sinüs x için. Yarım açıdan x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2 eşittir 2 çarpı 3 bölü 5 4 bölü 5. Burası ne oldu? 6 kere 4. 24 bölü 25 oldu. Sinüs x'i 24 bölü 25 olan başka bir üçgenimiz olsa burası x, burası 24, burası 25. Burası ne olacak? 7 olacak. Bana neyi soruyor? Kotanjant x'i soruyor. Kotanjant x ne? Komşu bölü karşı. 7 bölü 24 cevap C seçeneği der diğer soruya geçelim x eleman 0 360 arası. Sinüs 2x eşittir sin kare x. Burada bu eşitliği sağlayan kaç farklı x değeri vardır diyor. Ben neyi biliyorum arkadaşlar? Sinüs 2x'in açılımını biliyorum. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. Bunu buraya yazdım. Sinüs x çarpı kosinüs x neye eşitmiş? Sin kare. At bunu bu tarafa. Sin kare x eksi 2 tane sin x cos x eşittir 0. Ben burayı sin x parantezine aldım. Sin x iki tane cos x eşittir sıfır. Şimdi ya burası sıfır ya da burası sıfır. Denklem çözüyoruz. Sinüs x eşittir sıfırsa bu aralıkta bunu sıfır yapan bir sıfır vardır bir de 180 var. Burada iki kök cepte. Şimdi geldik diğer kısma. Sinüs x eşittir 2 cos x derim. Çünkü burada sıfır olabilir. O zaman sinüs x bölü kosinüs x eşittir 2. Burada şimdi sana bir şey diyeceğim. Birim çember x eşittir 1 tanjant. Bak şimdi şurası 1 ya burası 45 bir. Demek ki benim şuradaki değerim 2. Ha birinci bölgede ben bir tane kök buldum. Peki bu birinci bölgede bulduğum kök 0-360 arasında mı? Kesinlikle. E hocam bir tane de tam üçüncü bölgede buraya denk gelen bir açı değeri yok mu? Kesinlikle var. Bir kök de üçüncü bölgede buldum. İki kök de burada var. İki kök de burada vardı. O zaman benim bunu sağlayan dört tane x değerim vardır derim. ÖSYM'nin sevdiği eş yapı sorusuyla karşı karşıyayız. 3 özdeş eşkenar dörtgen ve özdeş eş yapı. Eş yapılarda ne yapıyoruz? Kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için önemli. Eşkenar dörtgen ya şöyle bir eşitleri mutlaka ama mutlaka koyalım. Tamam koyduktan sonra bir de açıların eşitliği de bizim için önemli olacak. Eşkenar dörtgenin bir açısına dar açısına alfa dersem e diğer dar açısı burası da alfa burası da alfa olmak zorunda. E bu eşkenar dörtgenleri böyle yan yana koyduğumuz zaman ne oluyormuş? Bir düzgün çokgen içine yerleşiyormuş bu. E, dolayısıyla düzgün çokgen içine yerleştiği için dikkat et. Bu düzgün çokgenin bir iç açısı. Düzgün çokgende iç açılar eşit. E burası kaç alfa? 3 alfa. E, o zaman burası da 3 alfa olmak zorunda. Hemen buraya 3 alfayı yazalım. Ve sonrasında alfa 3 alfa toplamı 180. Yani 4 alfa eşittir 180 ise Alfayı böylelikle 45 derece olarak buluruz. Benden bu çokgenin kaç kenarlı olduğu isteniyor. Evet, düz çokgenin kenar sayısını nasıl bulacağız? Dış açısını bulacağız öncelikle. 45'i yazınca burada kaç kaç derece yapıyor? 135 yapıyor. Dış açısı ne yapıyor o zaman burası? 45 derece yapıyor. E o zaman 360 bölü 45 de bana kenar sayısını verir. Yani 8 cevap yapacaktır. Cevap D seçeneği oldu. Analitik geometri sorusuyla devam ediyoruz. Başlangıç noktası o olan dik koordinat düzleminde A köşesi, x ekseni üzerinde B köşesi, birinci bölgede olan O, OABC karesi veriliyor. Normalde analitik geometri sorularına basit bir şekilde şekli çizerek de sonuca ulaşabiliriz ama e, burada özel durumlar olduğu zaman analitik düzlem çizmek mantıklı oluyor. O yüzden burada ne yapalım? Analitik düzlemi çizelim. Şöyle dik koordinat düzlemini çiziyoruz. Sonra soruyu okumaya devam ediyoruz ve önceki okuduklarımızı da yazalım tabii ki. O burada. Sonra A köşesi x ekseni üzerinde diyor. Şurada A köşesi. B köşesi de neredeymiş? Birinci bölgede. E o zaman kare. Burası B köşesi ise karemiz aha da bu şekilde olmak zorunda. C köşesi de nerede olacak? Y ekseni üzerinde olacak. Kareyi çizdik. Sonra bana bir şey demiş. Ne demiş? Hocam y işte ax doğrusu. Kareyi 1 bölü 2. O zaman bizim o orijinden geçen bir doğru değil mi bu? Evet. Orijinden geçen bir doğru. Şu şekilde çizdiğim zaman 1'e 2 oranında ayıracak. Ya böyle ayırır ya da tam bu şekilde olduğu zaman da 1'e 2 oranında ayırır. Ama bir de ne demiş burada? Y eşittir AX doğrusu BC kenarı kestiği bilindiğine göre. O zaman bizim bu doğru BC kenarını kesecek. Yani şu şekilde olursa 2 eşit parçaya değil 1'e 2 oranında ayıracak. A'ya 2A şeklinde ayıracak. Peki şimdi burada alanlarla ilgili bir oran var. E alan dağıtımı kullanacağız büyük ihtimalle. Ne yapmak lazım? Hocam köşegeni çizelim ama... Köşegeni çizdiğimizde şu şekilde alanı iki eşit parçaya bölecek ya bir köşegen. Hocam 3A'yı iki eşit parçaya bölecek. 3A bölü 2, 3A bölü 2 ile uğraşacağım. O yüzden en başta yazdığım şurayı iki katını alayım. Buraya 2A diyeyim. Şuraya da 4A diyeyim. Şimdi ben köşegeni çizip alan dağıtımını ona göre uygulamaya çalışayım. Yani şu köşegeni böyle çizince toplam alan 6A ya. 6A iki eş parçaya bölecek 3A 3A şeklinde. Hocam burası 3A olacak. Şuradaki kısımda diğer yarısı da 3A olacak. Yani buraya ne kaldı o zaman? A kaldı. E yukarıda yani şurada 2'ye 1 oran var. Alanlardaki oran. Tabandaki oranda da 1'e 2 olacak. O zaman burası k iken buraya 2k yazdık. Bu bir kareydi. Bunlara da şöyle 3k, 3k yazalım. Şimdi bu doğrunun da y eşittir ax doğrusuydu. Eğim x'in kas sayısıydı. Bizden de zaten a isteniyor. Hmm. Eğim neye eşit? a'ya eşit. x'in katsayısı. a da neye eşit? Tanjant alfa eşit değil miydi? Evet. E tanjant alfa x ekseninde yaptığı açı bak tam olarak burası. Ama hocam burada bu alfaya ait bir şey yok dik üçgen yok ama alfaya ait dik üçgen hop şöyle z'den dolayı burası da alfa oldu. Dik üçgen aslında şurada varmış hali hazırda o zaman bu dik üçgene bakacağım. Buradaki dik üçgenden tanjant alfaya bakacağım. Tanjant alfada buradan ne oluyor? Karşı bölü komşu yani 3k bölü 2k'dan cevap 3 bölü 2 çıkar yani cevap c seçeneği oldu. Sonraki soruda şekil 1'de bir yarım daire şeklinde yelpaze verilmiş. A ve B'nin yerden yüksekliği 30 olarak verilmiş. Sonra şekil 2'de de araya sabitlenen kısım böyle aşağıya doğru düşmüş ve 11 uzunluğu olmuş. B sabiti hala yerinde duruyor ya. O yüzden B sabit yerinde durduğu için hop B'nin uzunluğu hala daha burada ne? 30. 30 yazdık. E sonra ne yapacağız? Yarım daire var. Merkez var. Yani şöyle göstereyim. Bak merkez var. Teğet var. Ne geldi aklına? E, çektik değil mi? Hemen merkez teğet çektik yapalım. Hocam bu yarıçap Bu yarıçap Bu yarıçap Bu da yarıçap güzel bir şey çıktı karşımıza. Şurada bir dik yamuk var. E, sonra şunlar da birbirine paralel. Yamukta bir orta taban var mı burada? Var. Eşitlerden dolayı orta taban çıktı. Yani 10 artı 30 bölü 2'den dolayı buraya 20 buluruz. Sonra bizden ne isteniyor? BC yayının ölçüsü isteniyor. BC yayının ölçüsünü bulmaya çalışacağım. Yani açı bulmam lazım. E burada dik üçgen oluşturmam lazım o zaman. Bir dik üçgen, özel bir dik üçgen çıksın ki açı, açı karşımıza çıksın. O yüzden dik üçgeni nasıl oluşturabilirim? Bak burada bir dik yamuk var. Hemen bir dik çizelim oradan. Nereden çizelim? Aha da böyle bir dik dörtgenle olayı bitirelim. 10'sa karşısı da 10. Hocam buraya 10 kaldı. Yarı çap uzunluğu zaten 20 bulmuştuk. E şuraya da 20'yi yazalım. Ve şurada bir dik üçgen karşımıza çıktı. Dik üçgende. 90'ın karşısı 20. Hangi açının karşısı 10'dur? 1'e e 2 oran. 30 60 90 üçgeninde var. 30'un karşısı. E o zaman burada kaç? 30 derece olur. E burada kaç da? 60 derece olur. Benden şu BC yayın ölçüsü isteniyor. İşte şurada kaç ne çıktı? 120 derece çıktı. Çünkü burası 60 derece ya. Buraya 120 kaldı. E, merkez açıdan dolayı 120 ise burası da 120 olmak zorunda mı? Evet. Yani cevap böylelikle E seçeneği oldu. Sonraki soruda yarım çember biçimindeki kilit aparatı ve yuvadan oluşan özdeş iki asma kilitten biri kapalı biri açık halde verilmiş. Sonra uzunluklar verilmiş burada 7.2'ye 1.5 diye. Açık kilidin en üst noktasının yerden yüksekliği kapalı kilidin en üst noktasının yerden yüksekliğinden 1.5 santimetre fazla olarak verilmiş. Sonra kapalı kilidin aparatının yuvası ile kestiği noktalar arasındaki mesafe 7.2 olduğuna göre kilit aparatının yarıçapı nedir diye soruluyor. Bir kere burada bir yarım Çember var mı? Var. E hocam yarım çember varsa bizim burada merkez burada mı oldu? Evet. Sen şimdi bunu aşağı doğru bir buçuk gittin. Bunu yarım çembere tamamlasam şöyle. Çünkü katlama sorularında da böyle. Böyle hani ekranı kaydırdığımız zaman ya da kilit çeyrek girdiği zaman da o görünmeyen kısmını da böyle göstermek lazım aslında. E bizim merkez buraya mı geldi? Evet. Merkez buradayken bak şimdi. Şuradan şuraya bir buçuk aşağı mı indi? E, ee, bir buçuk aşağı indi. O zaman merkezimiz de buradan buraya bir buçuk aşağı inmez mi? İner. Yani burada merkez kiriş çek dik yapınca 7.2'ye 2'ye böl. 3.6'ya 3.6 yapar. Ve buradaki uzunlukta tekrar söylüyorum. Hocam 1.5 aşağı indiyse merkezde bir 1.5 aşağı inecek. O zaman burası da 1.5 yaptı mı? Yaptı. E şimdi ne yapacağız? En etkili silahımız çemberde neydi? Yarı çap. E, yarı çapı çizeceğiz. Çiz yarı çapı böyle. Buraya da R'de. Hatta sana şuradaki üçgeni göstereyim şöyle daha büyük bir şekilde. Şöyle bir üçgenle karşılaştık. 1.5 burası. 3.6 burası. R de burası. E hocam buçuklular var. ÖSYM'de seviyor buçukluları. Dikkat. Et. E burada ortak çarpan. Hani, hani bunu şey gibi düşün. 15 ve 36 gibi düşün. 15 kaçla kaçın çarpımı? 15 ve 36'daki ortak çarpan kaç? 3 değil mi? Evet. E, o zaman burası 3 çarpı 0,5 yani 3 çarpı 5. Burası 3 çarpı aslında 12 ya da 3 çarpı 1.2 gibi düşünebilirsin. O zaman burası da 3 çarpı ne olacak? 5, 12, 13. Yani 1.3 olacak. Bir de virgülü de koyalım oraya. O zaman yarı ne bulduk buradan? 3,9 mu bulduk? Evet. Kilit aparatının yarıçapı isteniliyor benden. Çok güzel bir soru. Cevap böylelikle A seçeneği oldu. Geldik silindir sorusuna. Dikdörtgen biçimindeki bir etiket taban yarıçapı 6 birim olan dik silindir biçimindeki bardağı aşağıdaki gibi yapıştırıldığında ne oluyormuş? İki ucu arasındaki uzaklık şekil 1'de ve şekil 2'de verilmiş. Ha, dikdörtgen şeklinde bir şey var şöyle elimizde. Bunun uzun kenarını yapıştırdığın zaman, uzun kenarını yapıştırdığın zaman işte böyle bir şey oluyor. Kısa kenarını yapıştırdığınız zaman da böyle bir şey oluyor ve şuradaki uzaklarda bu şekilde 6'ya 6 altı kökü şeklinde verilmiş. Zaten silindiri düşün şimdi. Silindiri böyle açtığın zaman ne oluyordu? Bir dikdörtgen çıkıyordu. E belli bir parçasını kapattığın zaman yani sen buradaki parçasını da açsan yine bir dikdörtgen olmuyor mu? E dikdörtgeni de oraya da sarabiliyoruz zaten. E şimdi burada aslında silindir sorusu aslında bu ama burada ne var? Burada bir çember sorusu aslında bu. Yarı çapı da 6 mı vermiş bana? 6 vermiş. E yarı çapı kullanayım o zaman. Çemberdeki en etkili silah neydi? Yarı çap. Hemen yarı çapı çiziyorum. R burası, R burası. 6 burası, 6 burası. A burada ne çıktı? Hocam 6, 6, 6 kök 3. 30, 30, 120 üçgeni de olur bu. Yani şu açıyı 120 derece olarak buluruz. E bu açı 120 derece hop burası 240 derece olur. O zaman buradaki uzunluk ne olacak? Böyle açtığın zaman o yay uzunluğu işte buradaki uzunluğa eşit olacak. Yani burası ne yapacak o zaman? 2 pi r. R ise 6. 240 bölü 360 değil mi? 240'lı bir yay uzunluğu orası. Açtığın zaman da dikdörtgenin o uzun kenarı yaptı. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Ee, buradan şunlar sadeleşti. Bu 6'ya böldün 6. 24'ü e 6'ya böldün 4 kaldı. Buradan da 4 geldi. O zaman 4 kere 2 8 pi. Yani burayı 8 pi bulduk. Şimdi diğerine bakalım. Diğerinde de merkez burası ya. En etkili silahımız yarıçap. Al sana yarı çarp, Al sana yarı çap. Burası 6. Burası 6. Bir eşkenar üçgen çıktı. Burası 60 derece oldu. 60'lık y uzunluğu da burası mı olacak? Evet. 2 pi r 60 bölü 360'dan dolayı. Hocam şunlar sadeleşti. Burayı da ne bulduk? 2 pi bulduk. Etiket yüzeyinin çevresi nedir diye soruluyor bize. E 8 pi burada, 2 pi burada, 8 pi burada, 2 pi burada. Topladığımız zaman da kaç pi yapıyor? Çevre 20 pi yapıyor. Yani cevap böylelikle A seçeneği olur. Sonraki soruda analitik sorusu ve özdeş dikdörtgenler verilmiş şekil 1'de ve şekil 2'de. Bunlar özdeş. Bir de ne verilmiş bana? Hocam y 2x doğrusu verilmiş. Orijinden geçen bir doğru. E, burada eğim dediğim ki değil mi? Evet. m dediğim tanjant alfa o 2'ye eşit. Şuraya alfa dersem, buraya beta dersem, tanjant alfa 2 ise o zaman burası 2K ise burası da K olmak zorunda. Çünkü burası 90 derece dik üçgenden dolayı, 2 bölü 1'den dolayı bunu yazdık. 1, e 2'yi yazdık. E sonra başka bir şey verilmiş mi? Buna göre diyor A nedir diye soruluyor. İşte biz buradaki eğimi bulmaya çalışacağız. Şimdi burada 1, e 2'yi bulduk ya yazalım. 1, 2. E hocam burası da 2K. Ana bak burada ne çıktı? 90, 90. Şurada bir dik üçgen çıktı. Buradaki dik üçgende de 90'ın karşısı 2K ve burada dik kenarda K var. 30, 60, 90 üçgen değil mi burası? Evet. E şurası 30 derece. E hocam şunlar birbirine paralel. E yöndeş açıdan dolayı burası da 30 derece oldu. O zaman A dediğim neye eşittir? Direkt eğime eşittir. Yani tanjant 30'a eşittir. Tanjant 30 nedir? Bilmeyenleriniz varsa hemen dik üçgeni çiz şöyle. 30, 60, 90 üçgeninde burası 1 iken, burası 2, burası da kökü oluyordu. Tanjant 30 isteniyor benden. Karşı bölü komşu. Yani 1 bölü kökü yapacaktır. 1 bölü kökü yapar. Şıklarda yok. Kökü çeşitlerini de çarparsak o da kökü 3 bölü 3 yapar. Yani cevap E seçeneği olur. Bir sonraki soruda dik koordinat düzleminde seçilen 6'ya 8 noktasına 1, 2 ve 3 dönüşümlerinden hangileri uygulanırsa A noktasının orijine olan uzaklığı değişmez diye soruluyor. Şimdi şöyle göstereyim ben sana. 6'ya 8 noktası nerede? Şurada bir yerde. Hocam 6'ya 8 tam olarak burada. Ve ben bunu orjine şöyle bir bağlamasını da yapayım. Orjine bağlamada lazım olacak büyük ihtimalle çünkü döndürmeden falan bahsediyor. Evet diyor ki bana, bunun diyor, eşittir 3x doğrusuna göre simetriğini aldığın zaman 6'ya 8 noktasını. Bakalım uzaklık değişecek mi? Orjine olan uzaklık değil mi? Burada bu arada orjine olan uzaklık ne yapıyor? Hocam bu direkt 0'a 0 noktası ya, x'ler farkı 6, y'ler farkı 8 ise 6, 8, 10 üçgeni ya da direkt dik üçgenden zaten. Burası 6, burası 8 ise burası 10 olduğunu biliyoruz zaten. Orjine olan uzaklığının 10 olduğunu biliyoruz. Bana diyor ki ilk önce y eşittir 3x'e göre simetriğini al. Hocam y eşittir 3x doğrusu bu. Y eşittir 3x'e göre simetriğini aldığın zaman şu şekilde bir şey olacak. Hocam dik olacak ve tabanı da iki eş parçaya bölecek. Buradaki noktanın da orijinal uzaklığına bakalım şimdi. Bu orijinal uzaklığı değişir mi? Değişmez. Niye? Bak dik tabanı iki eş parçaya böldü. Nerede böler? İkiz kenarda. Yani şu parçayla şu parça eşit olmak zorunda. O yüzden burası 10 oldu. Evet y eşittir 3x'e göre simetriyle aldığımız zaman orijin olan uzaklığı değişmedi. Şimdi ikincisine bakalım. Orijin etrafında 90 derece döndürmek. Hadi bakalım. Orijin etrafında 6'yı 8'de 90 derece döndür. Şimdi 6'ya 8 buradaysa sen bunu bu orijine bağladın ya orijin etrafında hop 90 derece döndür. 90 derece döndürünce bu buraya denk geldi. Hop dönüş böyle olacak. E o zaman zaten dönüş ne yapıyor? Bir nokta etrafında dönüş aynı merkezli bir aynı yarıçaplı çaplı çember yayı yapmıyor mu? yapıyor. E buradaki bu da yarıçap, Burası 10. Bu da yarıçap. Evet buradaki noktanın da artık oradaki noktayı tam olarak söyleyebilirim sana aslında ama 6'ya 8 ya noktalar yer değişiyor. Hocam burası 8'e 6 olacak. Hangi bölgeye düşmüşse onun işaretini koyuyorduk. Yani burası ne olacak? Eksi 8'e artı 6 olacak. Bunun da orijinal olan uzaklığı yine ne yaptı? 10 yaptı. Değişmedi. Yani ikincisi de doğru. Sonra 6'ya 8 noktasına bir de şu dönüşüm yapılacakmış. Artı x yönünde 2 birim. Yani sağa gittiğimizde 2 birim apsine 2 birim eklemek demek. Eksi y yönünde de 2 birim ötelemek. E buradan da 2 çıkartacağız y'sinden de. Bu nokta ne oldu? Hocam 8'e 6 noktası oldu. E bunun da orijinal olan uzaklığı nedir? 0 0 olan uzaklığı nedir? X'ler farkı 8, Y'ler farkı olduğu için 6 olduğu için 6 8 13 kendinden yine orijinal olan uzaklığı 10 çıktı. Burada da orijinal olan uzaklığı değişmedi. Dolayısıyla her üçü birden doğru oldu. O zaman cevap E seçeneği olacaktır. Sonraki sorudan. Şekil 1'de verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki tahta blok eş iki parçaya ayrılmış. Sonra üstü açık bir kübün içerisine yerleştirilmiş. Bu şekilde. Şekil 2'deki gibi. A, B, A, C ve A, D de birbirine eşit demiş. Şurası, şurası ve şurası eşit demiş. E o zaman burada da o eşitlikleri göstereyim. Yani burada hocam şurası, şurası ve şurası eşit demek istemiş. Aynı zamanda şurası da eşit oluyor? Evet. Yani şuradaki parça, şurada gösteriyoruz ya. Onlar şu parçayla şu parça eşit. Hemen bu parçayla bu parça. Ya da bu parçayla bu parçanın eşitliğini şekil üzerinde biz de gösterelim. Sonra ne yapacağız burada? Bu bir küp. Küpün de bir kenarı kaç verilmiş? 8 birim verilmiş. E hocam bunlar özdeş eş yapılar ya. Eş yapı olduğu için... E buradaki 8 birimse 4 birim 4 birim olacak mı yüksekleri? Olacak. Yani çünkü burası birbirine eşit olacak. Şu parça ile şu parça. E 8 de iki eşit parçaya böldüğünden dolayı bunlar da 4 birim 4 birim oldu. E sonra ne yapacağız burada? Şuradaki eşitleri bizim kullanmamız lazım. Hatta burası da kaç? 8. E hocam burada ne var? X kenar var. E bu X kenarda tabanla mevcutsa öğrenci olan ne yapıyordu? Tabanla ait yükseklik çizmiyor muydu? Evet. E o zaman burada tabanla ait yüksekliği çizelim şöyle. Çizdik daha sonra 4 birim 4 birim diye ayırdı. E ee, ben şuraya bir x dersem. Hocam şurası x. E burası da x oldu. E tamamı 8. Buraya da 8 eksi x kaldı. Ve şöyle bir dik üçgen çıktı karşıma. Hala sen buradan mı yapıyorsun yoksa x 8 eksi x ve 4. x'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 8 eksi x'in karesi deyip işlem 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 yapanlardan mısın? Dur 4 burada ne var? 4 var. E 4 varsa hisset kardeşim. 3, 4, 5 üçgeni olabilir. X yerine 5 koyarsan 3, 4, 5. 5 koyduğun zaman bak 3, 4, 5 sağlaması tuttu. Dolayısıyla x'i buradan böyle de 5 bulduk. Ama x'i bulduk. Tahta bloğun hacmi nedir diye soruluyor. Şekil 1'deki tahta bloğun hacmi. x yerine 5'i yazalım bakalım şöyle. Hocam şuraya 5'i yazdım. E o zaman burası da 5. E o zaman burası da 5. Sonra 5'i yazdıktan sonra e, şu kenarında ne olduğunu biliyoruz zaten bak. Şu kenar 8. Alt tarafı 8. E çıktı. Ne çıktı? Hocam burası 8, 5 daha 13. Sonra burası 4. Değil mi? Burası 4 yok şurası 4 burası da kaçtı Burası da 8 değil miydi Evet burası da 8 olacak o zaman 8 çarpı 13 çarpı 4 bana hacmi verecektir prizmanın hacmi A çarpı B çarpı C'ydi yani 4 kere 8 32 yaptı hemen şurada 32 ile kaçı çarpayım 13 çarpayım 3 kere 2 6 9 32 ile yazınca 416 yapıyor değil mi Evet buradan cevaba 416 diye ulaşırız ve cevap C seçeneği çıkar. Güzel bir soru. ÖSYM böyle soruları da sever. Eş yapıları katı cisimlerde de sever. Kenarların eşitliğini falan yazınca da sonuca rahat bir şekilde ulaştık. Böylelikle denemeyi bitirmiş bulunuyoruz. Güzel denemeydi. Valla sizi geliştirecek çok güzel sorular vardı. Umarım iyi geçmiştir denemenizde. Güzel şeyler yapmışsınızdır. Özellikle güzel şeyler öğrenmişsinizdir. Ufkunuz açılması çok önemli. Sonraki denemelerde ya da sonraki sorularda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.